Türkler ve Tatarlar arasında 1394-1427 Johannes Schildberger Seslendiren Rana Toka Avrupa'nın ilk Türk oluğu Bavyeralı Johannes Schildberger, 16 yaşındayken Macaristan Kralı Sigismund hizmetinde Nibolu Muharebesine iştirak etmiş ve Yeniçeriler tarafından esir alınmıştır. Bu kitap onun kendi kaleminden tarihi bilgiler içermektedir. İçinde Yıldırım Beyazıt ve Timur'a dair kesitlerle Hazreti Muhammed ve İslam dininin ortaya çıkışı konuları mevcuttur. Ayrıca Rumlar ve Ermenilerin inançlarıyla düşmanlık sebeplerini öğreneceksiniz. Keyifli dinlemeler. Giriş. Ben Johannes Schildberger, Bavyera'da doğduğum şehir olan Münih'ten Macar Kralı Sigismund Müslümanlara karşı sefer açtığında Mahiyetinde bulunduğum derebeyi Leinhardt Richard ile birlikte çıktım. Bu olay İsa'nın doğumundan sonra 1394 yılında oldu ve ancak 1427 yılında Müslüman ülkelerden geri döndüm. Müslüman ülkelerinde geçen bu süre zarfında gördüğüm savaşlar, ilgi çekici askeri seferler, büyük şehirler, nehirler ve sulardan aklımda kalanları pek noksansız sayılmasa da burada kaydettim. Çünkü ben kendi başıma buyruk değil, bir savaş tutsağıydım. Fakat kavrayıp dikkat edebildiğim kadarıyla ülkeleri ve şehirleri kendi dillerinde söylendiği gibi yazdım. Bazı zarif ve garip maceralarım da oldu ki dinlenmeye değerdir. Kral Sigismund'un Türklerle yaptığı meydan savaşı Müslümanların kendisine Macaristan'da büyük zararlar vermesi üzerine Kral Sigismund 1394 yılında diğer Hristiyanları yardıma çağırdı. Bu ülkeler kendisini destekledi ve büyük bir ordu yardımına koştu. Bu orduyla Sigismund Macaristan, Bulgaristan ve Eflak'ı birbirinden ayıran demir kapıya yürüdü. Tuna'yı geçti ve Bulgaristan'da ülkenin büyük ve önemli bir kenti olan Vidin önlerine vardı. Bunun üzerine kentin ve çevrenin hakimi de oraya gelerek kralın merhametine sığındı. Kral kenti güvenilir 300 şövalye ve askeriyle işgal edip birçok Türkün yaşadığı başka bir şehrin önlerine geldi. Orada 5 gün kaldı, fakat Türkler şehri teslim etmek istemiyorlardı. Bu nedenle işgal kuvvetleri onları zorla çıkartarak kenti krala sundu. Bu esnada pek çok Türk öldürüldü, diğerleri de tutsak edildi. Kral 200 adamını kente yerleştirip Şiltov'a doğru devam etti. Bu kentin adı Müslümanların dilinde Nikopoli yani Nibolu'dur. Şehri karadan ve nehir yönünden 16 gün kuşattı. Kral Nibolu önlerindeyken Bayezid denilen Türk kralı 200 bin kişilik bir kuvvetle yardıma geldi. Kral Sigismund bunu öğrenince yaklaşık 16 bin kişilik kuvvetiyle bir mil yakına gelinceye kadar ona doğru yürüdü. Bu arada Eflat dükü Voivoda gelerek kraldan düşmana karşı keşif yolu çıkartmak için izin istedi. Kral da bu izni verdi. Dük yanına bin kişi daha alarak düşmanı gözetledi. Döndüğünde krala düşman ordusunun her biri altında 10 bin kişilik bir kuvvetin toplandığı 20 sancağının bulunduğunu bildirdi. Her sancağın savaşçıları ayrı bir ordugahta toplanmıştı. Kral bunu öğrenir öğrenmez iyi düzenlenmiş bir savaş planı hazırlamaya karar verdi. Eflak Dük'ü ilk saldırıyı kendisinin yapmasına izin verilmesini diledi. Kral buna da izin verecekti fakat durumu öğrenen Burgonya Dük'ü bu şerefi ne Eflak Dük'üne ne de başkasına bırakmak istiyordu. Çünkü o yaklaşık 16 bin kişilik kuvvetiyle o kadar yol tepmiş ve o kadar çok yiyecek harcamıştı ki ilk atlı hücumu kendisinin yapmasına izin verilmesini kraldan diledi. Aslında kral bunun Macarlara bırakılmasını istiyordu. Çünkü onlar Türklerle daha önceleri de çarpışmışlardı ve onların tehlikeli yönlerini diğerlerinden iyi biliyorlardı. Fakat Burgonya dükü bunu Macarlara bırakmadı ve atlı kuvvetini alarak düşmana karşı yürüdü. Bu arada iki askeri birliği yarıp geçti yalnız üçüncüsüyle karşılaşınca geri döndü ve çekilmek istedi. Fakat düşman artık onu çember içine almıştı. Türkler yalnız atlara nişan aldıkları için adamlarının yarısından çoğu atlarını kaybetmişti. Sonunda kaçamadı ve tutsak edildi. Kral Burgonya dükünün kendiliğinden saldırmış olduğunu duyunca ordunun kalan kısmını alıp Türklerin önden yolladıkları 12 bin yaya askerin üzerine atlarıyla yürüdü bu yayaların hepsi öldürüldü veya atların ayakları altında çiğnendi. Bu çarpışmada benim derebeyim Linehart Richardinger vurularak atından düştü. Ben Hans Schildberger onun iç oğlanı olarak bunu görünce atımı ordunun içine sürüp onu kendi atıma bindirdim. Ben de bir Türk'ün atını alıp arkadaşıma geri döndüm. Yaya askerinin hepsi yok edildikten sonra kral diğer atlı Türk birliklerinin üstüne yürüdü. Türk Kralı, Türk Kralı diyor da burada, Padişah Yıldırım Beyazıt diyor, Sigismund'un üstüne doğru gelindiğini görünce kaçmak istedi. Despot denilen Sırbistan Dükü onu tanıyarak Türk Kralına ve 15.000 kişilik iyi askerlere sahip diğer sancak beylerine yardıma koştu. Despot Sırbistan Dükü kuvvetleriyle kralın sancağına yürüdü ve teslim aldı. Kral Sigismund sancağının indiğini ve durumun artık kurtarılacak gibi olmadığını görünce, Kaçmaya başladı. Von Sili ve Nürnberg kalesi kontu Hans kralı ortalarına alıp ordu içinden çıkardılar. Bir gemiye getirdiler. Bu gemiyle kral İstanbul'a hareket etti. Şövalyeler ve askerler kralın kaçtığını görünce kendileri de sıvıştı. Bunların çoğu tunaya kaçtılar. Bazıları gemilere ulaştılar. Gemilere pek çok kimse binmek istiyordu ama gemiler o kadar dolmuştu ki hiç yer yoktu. Buna rağmen bazıları gemilere çıkmak istiyorlar. O zaman geminin içindekiler yapışanların ellerini keserek onların boğulmalarına neden oluyorlardı. Tuna'ya doğru kaçarken yamaçlardan yuvarlanarak da birçok kişi öldü. Benim derebeyim Leinhardt, Werner, Ulrich Kuscher ve küçük bir Steiner ki bunların hepsi Bavyeralı şövalyelerdi çarpışmada öldüler. Keza birçok şövalye ve asker... Nehirde kendilerini kurtarabilecek gemilere ulaşamadıkları için öldürüldüler. Kısaca ordunun bir bölümü yok edildi. Bununla beraber daha büyük bölümü tutsak edildi. Böylece Burgonya Dükü ve Derebeyi Hans ve Chateau Morant ki her ikisi de Fransa'dan gelmiş soylulardı tutsak edildiler. Macaristan Büyük Kontu ve diğer kudretli derebeyler, şövalyelerle aralarında benim de bulunduğum birçok asker de tutsaklığa düştük. Türk kralının tutsaklara karşı davranışı Bayezid, zaferi kazandıktan sonra ordugahını Kral Sigismund'un ordusuyla birlikte kaldığı yere kurdu. Sonra savaş alanına giderek şehit düşenleri gözden geçirdi. Ne kadar çok adamının öldüğünü anlayınca büyük bir hüzne düştü ve dökülen bu kanları intikamsız bırakmamaya and içti. Adamlarına ertesi gün bütün tutsakları önüne getirmelerini emretti. Aksi halde ağır şekilde cezalandırılacaklardı. Ertesi gün adamları geldiler. Herkes kendi aldığı tutsakları bir ipe bağlı olarak sürüyordu. Ben de diğer iki kişiyle birlikte iple bağlıydım. Tutsaklar önüne getirilince kral öldürülen adamlarının intikamını nasıl alacağını görmesi için Burgonya dükünü yanına çağırdı. Dük kralın hiddetini fark edince ondan kendisinin 12 adamını seçip almasına müsaade etmesini istedi bu dileği yerine getirildi. O zaman Dük kendi vatanından 12 soylu kişiyi seçti. Bunlar arasında derebeyi Stephen Shiner ve Hansen von Boden de vardı. Sonra kral herkesin kendi tutsağını öldürmesini, bunu yapmak istemeyenlerin kendileri adına başkasına yaptırmalarını emretti. Benim beraber olduğum iki tutsak da alındı ve kafaları kesildi. Sıra bana gelmişti ki kralın oğlu şehzade bana bakıyordu benim hayatta bırakılmamı, öldürülmememi sağladı. Beni diğer çocukların yanına götürdüler. Çünkü 20 yaşından küçük olanlar öldürülmüyordu. Ben o sırada henüz 16 yaşında bile yoktum. Baviyeralı bir derebeyi olan Hans Greff'in diğer üç tutsakla birlikte iple bağlı olarak getirildiğini gördüm. O kendilerinden nasıl kanlı bir intikam alınacağını anlayınca öldürülmek üzere orada bulunan şövalyeler ve askerleri Yüksek sesle şöyle teselli etti. Mutluluk duyun ki şimdi kanımız Hristiyan inancı için dökülünce Tanrı'nın iradesiyle İsa'nın önüne cennete gideceğiz. Sonra dizinin üstüne oturdu, kendisiyle kader arkadaşları kafalarını uzattılar. Bu kan dökme işi sabahtan akşamın ilk saatlerine kadar sürdü. Kralın danışmanları bu kırımın sonu gelmeyeceğini anlayınca ayağa kalktılar ve kralın önünde diz çöküp ondan Allah rızası için hiddetini unutmasını dilediler. Kan dökülüşünün artık yeterli olduğunu, aksi halde Allah'ın gazabına uğrayacağını söylediler. Kral bu dileği kabul etti ve öldürmeye son verilip kalan tutsakların toplanmasını emretti. Bunlar arasından kendi payını seçip ayırdı ve kalanları da onları tutsak almış olanlara bıraktı. Ben kralın payına düşen tutsaklar arasındaydım. O gün öldürülenlerin sayısı 10 bin kadar tahmin ediliyordu. Kral kendi tutsaklarını Yunanistan'daki Edirne'ye gönderdi. 15 gün kaldıktan sonra deniz yoluyla Gelibolu'ya getirildik. Gelibolu, Türklerin denize açıldığı bir liman şehridir. Orada hepimiz 300 kişi bir kulede 2 ay hapsedildik. Burgonya dükü de kendisinin ölümden kurtardığı kimselerle birlikte bu kulenin üstüne hapsedilmişti. Bu sırada kral Sigismund gemiyle şehrin önünden geçti. Onu Hırvatistan'a götürmek istiyorlardı. Bu Türklerin kulağına gelince hapiste bulunanların hepsini kuleden çıkartıp deniz kenarına getirdiler ve kralı tahkir için yan yana dizdiler. Bu esnada da gemiden çıkıp gelerek adamlarını kurtarmasını bağırarak söylüyorlardı. Böylece onunla alay ediyorlardı. Bu esnada uzun süre denizdekilerle ufak çapta karşılıklı ateş açıldı. Fakat Türkler krala bir şey yapamadılar. Kral rahatça geçip gitti. Bayezid'in bütün bir memleketi yok etmesi O kadar çok insanın idamından ve biz tutsakların Gelibolu şehrine getirilmesinden üç gün sonra Kral Macaristan'a doğru yola çıktı. Mitroviz yakınında Sava'yı geçti, bütün o memleketi imha etti. Oradan Avusturya dükünün bölgesine gitti. Buradan erkek kadın çocuk olarak ve bütün mal mülkleriyle beraber 16 bin kişiyi tutsak aldı. Petao şehrini fethetti, yaktı ve ahalisini esir aldı. Tutsaklardan bir kısmını Yunanistan'a gönderdi. Sava nehrini geçtikten sonra Gelibolu'ya bir haberci göndererek bizlerin deniz yoluyla başkent Bursa'ya götürülmemizi emretti. Orada kral gelinceye kadar kaldık. Bayezid şehre geldiğinde Burgonya dükünü onun kurtarmış olduğu adamlarıyla birlikte alıp sarayının yakınındaki bir eve götürdü. Bayezid, Mısır Sultanına Macaristan derebeylerinden Hodor'la 60 askeri şeref hediyesi olarak gönderdi. Bunlar arasında ben de bulunacaktım. Fakat üç yaram yüzünden kötü durumdaydım. Yolda ölebileceğimden korkulduğundan ben Türk kralının nezdinde kaldım. Kral Bayezid Bağdat ve İran krallarına da armağan olarak tutsaklar gönderdi. Hatta Beyaz Tataristan'a ve Büyük Ermenistan'a ve daha birçok ülkeye böyle hediyeler gönderdi. Ben Türk kralının sarayına geldim ve orada başkalarıyla birlikte altı yıl süreyle kral nereye giderse ben de yaya olarak oralara önden yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Çünkü hükümdarın önünde yaya olarak gidilmesi adettir. Bu altı yıl sonunda bir binek hayvanına sahip olma hakkını elde ettim ve altı yıl daha süvari olarak onun yanında kaldım ki Ceman 12 sene Bayezid'in emrindeydim. Türk kralının bu 12 yıl içindeki icraatı o kadar ilginçtir ki bunları parça parça yazdım. Bayezid'in eniştesiyle savaşıp onu öldürmesi Karaman'ın fethi Bu olaylardan hemen sonra Bayezid eniştesi olup adını hakim olduğu memleketten alan Karaman'la savaşa başladı. Bu memleketin başkentinin ismi Larende yani bugünkü Karaman'dı. Karaman Bey'i kayınbiraderine tabi olmak istemediğinden, Bayezid 150 bin kişilik bir kuvvetle üzerine yürüdü. Karaman kral Bayezid'in kendisi üzerine geldiğini anlayınca memleketin en iyileri olarak bilinen 70 bin kişiyle harekete geçti. Böylece krala karşı durmak istiyordu. Her iki ordu Karaman bölgesine ait olan Konya şehri önündeki ovada mevzilendiler. Birbirleriyle karşı karşıya gelince de savaşmaya başladılar. Bir günde iki muharebe yapıldı fakat hiçbiri öbürünü yenemedi. Her iki taraf gece için silah bırakmayı kararlaştırdılar. Karaman bütün gece boru, nefir ve davullarla büyük bir gürültü çıkartarak uyanıklığını gösterip Bayezid'i yıldırmak istedi. Bayezid ise adamlarına sadece yemek pişirmek için ateş yakmalarını sonra da söndürmelerini emretti. Geceliğin 30 bin kişilik kuvvetini yavaşça arkadan saldırmak göreviyle düşmanın arka hatlarına gönderdi. Gün ışır ışımaz Bayezid hücum borusunu çaldırdı. 30 bin kişi kralın planladığı şekilde düşmana arkadan saldırdı. Karaman düşmanın iki yönden hücum ettiğini anlayınca kendi şehri Konya'ya kaçıp orada savunmaya geçti. Fakat Bayezid ordugahını şehrin önünde kurdu ve onu ele geçiremeden 11 gün süreyle kuşattı. O zaman şehir ahalisi Bayezid'e bir heyet göndererek can ve mallarını koruması şartıyla şehri kendisine teslim edeceklerini bildirdi. Bayezid de bunu kendilerine vaat edince ahali ona şehre hücum etmesini, kendilerinin şehri fethedebilmesi için surlarda ona geçit açacakları haberini iletti. Karaman eniştesinin şehre girdiğini görünce muharipleriyle üzerine atılarak onunla şehir içinde çarpıştı. Şehir ahalisinden küçük bir yardım görseydi Bayezid'i zorla şehirden sürüp çıkartabilirdi. Fakat hiçbir yardım alamayacağını anladı ve kaçmak istedi. Yakalanıp Bayezid'in önüne getirildi. "O neden bana tabi olmayı kabul etmek istemedin?" diye sorunca Karaman "Çünkü ben de senin gibi bir beyim." diye cevap verdi. Bayezid bunun üzerine çok öfkelendi. Üç kere bağırarak birinin karamanı alıp götürmesini bildirdi. Ancak üçüncü keresinde biri meydana çıkıp karamanı yakaladı ve onu biraz arkaya götürdü. Orada kafasını keserek Ay... Bayezid'in yanına döndü. O karamanı ne yaptığını sorunca kafasını kestim dedi. O zaman Bayezid hiddetlendi ve bu adama da aynı şeyin yapılmasını emretti. Karaman'ın başının kesildiği yere götürüldü ve onun da kellesi alındı. Bunun yapılmasının nedeni kudretli bir beyi bu kadar çabuk öldürme hakkının kimsede olmadığını göstermekti. Bayezid hükümdarın öfkesi geçene kadar beklenmesi gerektiği fikrindeydi. Bundan sonra kral Karaman'ın başının bir mızrağa geçirilerek her tarafta gösterilmesini buyurdu. Böylece beylerinin öldürüldüğünü duyan şehirdeki diğer kişiler daha çabuk teslim olacaklardı. Nihayet Bayezid Konya şehrini adamlarıyla işgal etti ve başkent Laren de önlerine gitti. Oradaki şehir sakinlerine artık kendilerinin beyi olduğunu ve teslim olmaları gerektiğini söyledi. Bu emre uyulmazsa buna kılıç gücüyle zorlanacaklardı. O zaman ahali eşraftan dört kişiyi göndererek Can ve mallarının korunmasını dilediler ve ona eğer beyleri gerçekten ölmüşse şehirde daha iki oğlu bulunduğundan Bayezid'in bunlardan birini şehrin beyi yapması teklifinde bulundular. Eğer buna yanaşırsa ona şehri teslim edeceklerdi. Bayezid cevap olarak onların can ve mallarını koruyacağını, şehri alınca şüphesiz başına bir bey getireceğini, bunun ya Karaman'ın oğullarından biri veya kendi oğlu olacağını bildirdi. Heyet ayrıldı. Şehir ahalisi Bayezid'in cevabını dinleyince ona şehri teslim etmemek istediler ve eğer beyleri ölmüşse geriye oğullarını bıraktığını, onlarla birlikte ya kurtulacaklarını ya öleceklerini söylediler. Krala karşı kendilerini müdafaa ettiler. Bayezid bunların direnmesini görünce daha çok asker, tüfek, kuşatma teşhisatı getirmelerini emretti. Karaman'ın oğulları ve anneleri bunu öğrenince en iyi vatandaşlarını yanlarına çağırtıp onlara dediler ki Görüyorsunuz ki Bayezid daha kudretli olduğundan biz sizi idare edemiyoruz, başınıza geçemiyoruz. Bizim yüzümüzden sizlere zarar gelmesini istemeyiz. Böyle bir durum bize acı verir. Bunu yapmamanızı istiyoruz. Bu nedenle annemizle mutabık kaldık, onun merhametine sığınacağız. Bu sözler şehirlilerin çok hoşuna gitti. Böylece Karaman'ın oğulları annelerini ve şehrin en büyük eşrafını yanlarına alıp kale kapısını açıp dışarı çıktılar.'' Onlar orduya yaklaşınca anneleri oğullarının her biri bir kolunda olarak Bayezid'e doğru yürüdü. Bayezid hemşiresini oğullarıyla birlikte görünce çadırından çıkarak onlara doğru yöneldi. Onlarsa yere kapanıp ayaklarını öptüler. Af dileyip şehrin anahtarını teslim ettiler. Kral bunun üzerine yanındaki soylu kişilere onları kaldırmalarını emretti. Daha sonra şehri aldı ve kendi beylerinden birini şehrin hakimi olarak atadı kız kardeşiyle oğullarını başkenti Bursa'ya gönderdi. Bayezid'in Sivas kralını kovması Vaktiyle Marsivan yani Merzifon ülkesinin başkenti olan Amasya'da Mir Ahmet isminde bir hükümdar vardı. Bu ülke Karaman'a bitişikti. Mir Ahmet, Bayezid'in Karaman ülkesini fethettiğini duyunca ona bir haberci göndererek Sivas kralı Burhanettin'in haksız olarak orada hükmettiğini gelip kendilerinin bir şey yapamadığı Burhanettin'i ülkeden sürüp çıkartması dileğinde bulundu ve Bayezid kendisine devleti içinde başka bir yer verirse ülkeyi ona devretmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Bayezid, oğlu 1. Mehmed'i 30 bin kişilik bir kuvvetle ona gönderdi. Bu kuvvet sayesinde Kral Burhanettin ülkeden kovuldu. Sonra Mirahmet teşekkür için yalnız şehri değil, bütün ülkeyi Bayezid'e teslim etti ve o da kenti ilk savaşını başarıyla sonuçlandıran oğlu Mehmed'e verdi. Bayezid Mirahmedi kendi devletine beraberinde götürerek ona başka bir toprak verdi. Bizden 60 Hristiyanın tasarladığı kaçış planı. Bayezid başkentine döndüğünde biz 60 kadar Hristiyan kaçma imkanı olup olmadığını düşünüyorduk. Bir uzlaşmaya vardık ve karşılıklı olarak hürriyete veya ölüme birlikte gideceğimize yemin ettik hepimizin hazır olacağı belli bir zaman kararlaştırdık. O saatte bir araya gelip aramızdan iki lider seçtik. Bunlar ne emrederse ve ne yaparsa bizler de uyacaktık. Gece yarısından sonra yola koyulduk ve atlarımızı tepelere doğru sürerek gün ağrırken oraya vardık. Dağ neteğine gelince atlarımızdan inip onları güneş doğuncaya kadar dinlenmeye bıraktık. Sonra tekrar binip bütün gün ve gece sürdük. Kral kaçışımızı duyunca arkamızdan 500 atlı gönderdi ve bizi bulup getirmelerini emretti. Bir geçit yerinde bu kuvvet bize yetişti. Bağırarak teslim olmamızı istediler. Biz o niyette değildik. Atlarımızdan inip yaya olarak savunmaya geçtik. Bir süre karşılıklı ateş ettik. Onların komutanı kendimizi müdafaa ettiğimizi görünce öne çıktı. Bir saat ateş kesme teklif etti yanımıza gelerek teslim olmamızı rica etti ve hayatımızı garanti edeceğini söyledi. Biz bunu aramızda görüşeceğimizi söyledik ve görüşmeyi yaptık. Sonra şu cevabı verdik: Gayet iyi biliyoruz ki teslim olursak kralın önüne götürülür götürülmez öldürüleceğiz. Onun için Hristiyan inancımız için savaşarak ölmek isteriz. Yüzbaşı bizim ne kadar kararlı olduğumuzu anlayınca bir kere daha teslim olmamızı istedi. Hayatta kalacağımıza söz verdi. Eğer kral öfkeli olup da bizi öldürmek isterse, o da ilk defa kendisini öldürtecekti. Bu hususta yemin etti. Biz de teslim olduk. Bizi krala götürdü, o da hemen orada öldürülmemizi emretti. O zaman bizi takip eden yüzbaşı öne çıktı. Kralın önünde diz çökerek, ben merhametinizden emindim ve onların hayatının bağışlanacağını vaat ettim dedi. Bize hayatımızın korunacağını yeminle vaat ettiğinden hayatımızı bağışlamasını kraldan diledi. Kral, bir zarar yapmışlar mı diye sordu. O da hayır diye cevapladı. Bunun üzerine kral bizi zincire vurdurdu. Böylece dokuz ay zindanda yattık. Bu sürede içimizden on ikisi öldü. Müslümanların Ramazan bayramında kralın şeyhi Emir Süleyman bizim için istirhamda bulundu ve kral bizi affederek yanına çağırdı. Bir daha kaçmaya kalkmayacağımıza söz verdik. O da bize tekrar at verdi ve aylıklarımızı yükseltti. Bayezid'in Samsun şehrinin fethi Bu olayları takip eden yaz geldiğinde Bayezid 80 bin kişilik kuvvetle Canik topraklarına girdi ve başkent Samsun'u kuşattı. Bu şehir kuvvetli Samsun tarafından inşa edilmiş ve ona izafe edilmişti. Şehrin hakimi de bu bölgeye izafetle Simayit ismini taşıyordu. Kral bu beyi şehirden tard etti. Ahali bunu duyunca Bayezid'e teslim oldular. Bayezid şehre ve bölgeye kendi adamlarını yerleştirdi. Yılanlar ve Engerekler Ben Bayezit nezdinde bulunduğum süre içinde Samsun'da heyecan verici mucizevi bir olay yaşandı. Şehrin önünde o kadar çok yılan ve engerek vardı ki bunlar kentin önündeki ovayı bir millik daire halinde adeta kuşatmıştı. Canik ki buna Samsun'da dahildir, Odunu bol, çok ormanlık bir yerdir. Yılanların bir kısmı da bu ormanlık bölgeden, diğerleri ise denizden geliyordu. Yılanlar birbirleriyle savaşa girişmeden önce 19 gün boyunca toplandılar. Bu hayvanların korkusundan kimse şehirden dışarı çıkamıyordu. Halbuki bunlar ne hayvanlara ne de insanlara bir zarar veriyordu. Bu sebeple şehrin ve ülkenin hakimi yılanlara dokunulmamasını emretmişti. Zira ona göre bunlar her şeye kadir Tanrı'nın takdiri ilahisiydi. 10. gün yılanlar birbirleriyle burun buruna gelip sabahtan güneşin batışına kadar savaştılar. Samsun hakimi ve ahalisi bunu görünce bey kale kapılarından birini açtırıp atlı olarak küçük bir grupla şehrin önüne çıktı ve yılanların savaşını seyretti. Su yılanlarının ormanlardan gelenler karşısında gerilediğini gördü. Ertesi sabah yılanların hala orada olup olmadıklarını görmek için tekrar şehrin önüne atla gittiğinde sadece ölü yılanlar buldu. Bunları toplattırıp saydırdı. Sekiz bin taneydiler. Bir çukur kazılarak bütün yılanların içine atılmasını ve üzerinin toprakla örtülmesini emretti. Sonra bu sırada Türklerin hükümdarı olan Bayezid'e bir haberci göndererek onu bu hayret verici olaydan haberdar etti. Bayezid bu olayı şehri yeniden keşfetmişçesine büyük bir talih eseri saydı. O orman engereklerinin deniz yılanlarını yenmesine seviniyor ve şöyle diyordu. Bu her şeye kadir Allah'ın bir işaretidir ve ben denize çok yakın bir ülkenin kudretli bir beyi ve kralı olarak umuyorum ki her şeye kadir Tanrı'nın yardımıyla aynı zamanda denizlerin de kudretli bir hükümdarı ve kralı olacağım. Samsun aslında surları birbirinden aşağı yukarı bir ok atımı uzaklıkta, birbiri karşısında iki şehirdir. Şehrin birinde Hristiyanlar, Cenevizliler, diğerinde ise çevredeki toprakların sahibi olan Müslümanlar yaşar. Eskiden şehrin ve bölgenin hakimi Orta Bulgaristan menşeli Dük Sisman'dı. Bulgaristansa ise vaktiyle 300 kalesi ve şehri olan bir ülke olup başkenti Tırnova'ydı bu ülkeyi Bayezid fethedip Dükay'ı ve oğlunu tutsak etmişti. Baba tutsaklıktayken öldü. Oğlu kendini hayatta bıraksınlar diye Müslümanlığı kabul etti. Bayezid o sırada Samsun ve Cani'yi fethettiğinden bu şehri ve bölgeyi kaybettiği ülkesine karşılık olarak ölünceye kadar kendisine verdi. Müslümanların sürüleriyle kış-yaz otlaklarda kalması Müslüman ülkelerinde birçok beyin sürüleriyle oradan oraya dolaşması adettir. Güzel otlakların bulunduğu bir bölgeye gelince bu memleketin hakiminden otlatma hakkını satın alırlar. Vaktiyle sürüleriyle dolaşan Osman isimli bir bey vardı. O bir yaz başkenti de aynı ismi taşıyan Sivas isimli ülkeye geldi. Sivas kralı Burhanettin'den yaz boyunca kendisini ve sürüsünü besleyebilecek bir otlak yeri vermesini rica etti. Kral ona adamları ve sürüsüyle yaz boyunca yerleşeceği bir arazi verdi. Osman sonbaharda bütün mal mülküyle krala haber vermeden ve onun iznini almadan çekip kendi memleketine gitti. Kral bunu duyunca çok öfkelendi, yanına bin kişilik bir kuvvet alarak Osman'ın yazı geçirdiği otluğa ordugah kurdu. Osman'ın peşinden dört bin atlı göndererek onu bütün varı yoğuyla ve canlı olarak kendisine getirmelerini emretti. Osman, kralın peşinden atlılar gönderdiğini duyunca bir dağda saklandı ve kendisini takip edenler onu bulamadılar. Osman'ın çekildiği dağların önündeki ovada ordugah kurdular. Bütün gece orada kaldılarsa da düşmandan bir iz bulamadılar. Osman gün ışırken en iyi bin süvarisini seçerek düşmanı keşfe çıktı. Onların hiçbir nöbetçi koymadan endişesizce konaklamakta olduklarını görünce saldırıya geçti ve henüz savunmaya fırsat bulamadan onları gafil avladı. Bu sırada birçoğu öldü, kalanlar da kaçtılar. Krala Osman'ın kendisini takip edenleri nasıl yendiği bildirilince inanamayarak bunu bir söylenti olarak kabul etti. Ta ki kaçanlardan birkaçı kendisine ulaşana kadar. O zaman bile hala inanmıyordu ve bunu inceleyip öğrenmek üzere yüz atlı gönderdi. Fakat Osman artık halkıyla beraber krala karşı yürüyordu yüz atlıyı görünce atını dört nala sürerek orduya ulaştı. Kral ve adamları baskına uğradıklarını anlayınca ve savunma imkanının olmadığını görünce kaçmaya başladılar. Kralın bile atına binip kaçmaktan başka çaresi kalmadı. Osman'ın bir savaşçısı onu görünce dağ neteğine kadar takip etti. Kral daha fazla kaçamazdı. Takipçisi teslim olması için seslendi fakat o kabul etmedi. Diğeri okunu gererek atmak istiyordu ki kral kendini tanıtıp serbest bırakmasını rica etti. Buna karşılık ona bir kale ve toprak vereceğini söyledi. Bunun delili ve garantisi olarak da ona parmağındaki yüzüğünü vermek istiyordu. Osman'ın savaşçısı bu teklifi kabul etmeyip kralı tutsak edip kendi beyine getirdi. Osmansa bütün gün akşamın geç saatlerine kadar düşman ordusunu takip etti ve birçoklarını öldürdü. Sonra kralın ordugah kurduğu yere dönerek çadırını kurdurdu. Diğer adamlarına dağda bıraktığı sürüleri getirmesi için haber gönderdi. Aşireti ve sürüleri gelince kralı da hep birlikte başkent Sivas önlerine giderek ordugah kurdu. Şehre elçi göndererek krallarını tutsak ettiğini, şehri teslim ederlerse onlara sulh ve emniyet sağlayacağını bildirdi. Şehir ahalisi şöyle cevap verdi. Krala sahip olsan da bizde de oğlu vardır ve bize hükümdar olarak yeter. Halbuki sen bizim beyimiz olabilmek için çok zayıfsın. O zaman Osman krala, eğer canını seviyorsan vatandaşlarını, hemşerilerini, şehri teslim etmeye ikna et. Kral beni şehrin önüne götürün ve bir deneyeyim diye cevap verdi. Onu şehre götürdüklerinde hemşerilerinden kendisini ölümden kurtarmalarını ve şehri Osmana teslim etmelerini diledi. Fakat onlar Osman'a şehri teslim etmek istemiyoruz. Çünkü o bize hükümdar olmak için çok zayıftır. Artık sen de bizim beyimiz olamayacağından oğlunu alıyoruz. O bizim başımız olsun dediler. Osman bunu duyunca çok öfkelendi. Kral da bunu öğrenince ondan hayatının bağışlanmasını diledi. Buna karşılık Osman Kayseri şehrini ona ait bütün topraklarla birlikte elde edecekti. Fakat Osman bu teklifi kabul etmedi. Şehirden iyice görülecek şekilde kralın kafasını kestirdi ve vücudunu dörde böldürdü. Emri üzerine bu parçalardan her biri bir kaza geçirilmiş olarak ayrıca başı da bir mızrağın ucunda şehrin önünde sergilendi. Şehrin kuşatılması esnasında kralın oğlu Beyaz Tataristan'da kudretli bir bey olan kayınbiraderine haberciler göndererek Osman'ın babasını öldürdüğünü ve şehri kuşatarak büyük bir orduyu şehrin önünde topladığını bildirip yardım istedi. Kayınbiraderi bunu öğrenir öğrenmez halkını, kadınları ve çocukları ve sürülerini topladı. Orada da hayvanlarla birlikte otlaklar aramak üzere oradan oraya göç etmek adettir. O da Sivas'a giderek ülkeyi Osman'dan kurtarmaya karar verdi.'' Aşireti kadınlar ve çocuklar dışında yaklaşık 40 bin kişiydi. Osman Tatar Bey'in yaklaştığını haber alınca bütün aşiretini alarak dağlara çekildi ve orada yerleşti. Tatar Beyi şehrin önünde ordugah kurdu. Osman bunu öğrenince 1500 kişi aldı ve bunu ikiye ayırdı. Karanlık basarken iki ayrı yere sevk etti ve bu arada büyük gürültü yaptırttı. Tatar Beyi bunu duyunca yenilmekten korkup şehre çekildi. Fakat adamları durumu öğrenince kaçmaya başladılar. Osman kaçanları takip edip birçoklarını öldürdü. Mallarından büyük miktarını ele geçirdi. Tatarlar kendi memleketlerine döndüler, Osman ve adamları elde ettiği hayvanlarla ve mallarla birlikte tekrar dağlara çekildi. Daha gün ağarmadan Tatar beyi atına binip halkını geri getirebilmek için arkalarına düştü. Fakat onlar kendisine karşı koydular, o da yurduna geri döndü. Osman yeniden şehrin önünde ordugah kurdu ve teslim olurlarsa vaad ettiklerini yerine getireceğini bildirdi. Bununla beraber ahali yine de reddetti. Bayezid'e haberci göndererek gelip Osman'ı ülkesinden def etmesini istediler. Buna karşılık şehir ona boyun eğecekti. Bayezid en büyük oğlunu 20 bin atlı ve 4 bin yaya askeriyle yardıma gönderdi ki bu askeri harekata ben de katılmıştım. Osman Bayezid'in oğlunun yaklaştığını öğrenince bütün mal ve mülkünü ve sürülerini evvelce de çekilmiş olduğu dağa gönderdi. Kendisi bin atlıyla ovada kaldı. Bayezid'in oğlu önden iki bin atlıyı Osman'ın yerini keşfetmek için gönderdi. Osman bunları görünce hemen saldırdı ve çarpıştılar. Bayezid'in oğlunun adamları Osman'ı yenemeyeceklerini anlayınca yardım istediler. Bunun üzerine Bayezid'in oğlu bütün kuvvetleriyle yaklaştı. Osman bunları görünce ona da saldırdı ve ordu henüz düzenini almamış olduğundan neredeyse bozguna uğrayacaktı. Bayezid'in oğlu adamlarını bağırarak şevke getirdi ve savaşı başlattı. Ordular üç defa birbirlerine girdiler. Bunlar savaşırken yaya kuvvetler Osman'ın ordugahına doğru ilerledi. O bunu duyunca 400 atlıyı geriye gönderdi. Bunlar ordugahtaki nöbetçilerin yardımıyla yaya askeri püskürttüler.'' Bu arada Osman geri çekilme savaşı vererek mal ve mülkünü gönderdiği daha doğru çekilmek zorunda kaldı. Dağdan bir aracı göndererek bu sürede dağ neteklerinde bekledi. Bayezid'in oğlu şehrin önlerine geldi. Ahali kale kapılarını açtı ve atlarıyla dışarı çıkıp ondan şehri işgal etmesini dilediler. Fakat Bayezid'in oğlu bunu istemedi. Babasına gelip şehri ve memleketi teslim alması için haber gönderdi. Bayezid, 150 bin kişilik kuvvetle gelip şehre ve bütün bölgeye adamlarını yerleştirdi. Osman'ın kovduğunu değil, kendi oğlunu yani 1. Mehmed'i kral tayin etti. Bayezid'in Mısır Sultanı'nın bir ülkesini elinden alması Bayezid, fethettiği krallığı oğluna tevdi ettikten sonra Mısır'daki sultan Malatya şehri ve bu şehre bağlı ülke için bir mesaj gönderdi. Çünkü her ikisi de aynı krallığa ait ve sultana tabiydi. Bayezid krallığı fethettiği için sultandan Malatya şehrini ve ona bağlı toprakları istiyordu. Sultan cevabında o şehri ve toprakları kılıcıyla aldığını, kim bunları elde etmek isterse onun da kılıcıyla kazanması gerektiğini bildirdi. Bayezid bu cevabı aldığında 200 bin kişilik bir kuvvetle ülkeye girdi. Şehrin önüne gelip iki ay süreyle kuşattı şehrin sakinlerinin teslim olmayacaklarını anlayınca hendekleri doldurttu. Şehri bir orduyla çembere aldı ve orduyu hücuma geçirdi. O zaman şehirdekiler af için yalvardılar ve teslim oldular. Fakat o şehri ve memleketi fethedip iskan etti. Tam bu sırada Beyaz Tatarlar Bayezid'e ait bir şehir olan Angora'yı yani Ankara'yı kuşattılar. Bayezid bunu öğrenince en büyük oğlunu 32 bin kişilik bir kuvvetle oraya gönderdi. O bir muharebeyi kazandıysa da sonunda çekilmeye mecbur oldu ve babasının yanına döndü. Bayezid ona daha fazla asker vererek yeniden gönderdi. Böylece oğlu yeniden Tatarlar'la savaştı ve bu kez galip geldi. Tatar Beyini ve ona bağlı iki beyi tutsak edip babasına getirdi. Böylelikle Beyaz Tatarlar Bayezid'e teslim oldular. O da onların başına yeni bir bey tayin etti. Üç tutsa kendisiyle birlikte başkentine götürdü. Oradan sultana tabi olan Adalya şehri önlerine geldi. Bu şehir Kıbrıs'tan pek uzak değildir. Çevresindeki topraklarda sadece deve yetiştirilir, başka hayvan yetişmez. Bayezid şehri ve ona ait toprakları fethedince kendisine 10 bin deve armağan edildi. Şehri ve memleketi işgal edip develerle kendi yurduna döndü. Mısır Sultanı hakkında Bu sıralarda Memlük Sultanı Berkük öldü. Ve Josef yani Yusuf denilen oğlu kral oldu. Fakat babasının hizmetindekilerden biri kendisiyle krallık için mücadele etti. Yusuf Bayezid barışarak onun yardımını diledi. O da kendisine 20 bin kişilik bir kuvvet gönderdi. Bu yardım birliğine ben de dahildim. Bu şekilde Yusuf rakibini zorla başından defetti ve kudretli bir kral oldu. Sonradan kendisine emrindeki kimselerden 500 kişinin, Suikast hazırladıkları ve düşmanla birlikte çalıştıkları bildirildi. Bu kişiler yakalandı ve bir meydana götürüldü ve sonra da kral bunların gövdelerinin ikiye bölünmesini emretti. Biz tekrar hükümdarımız Bayezit'e geri döndük. Timur'un Sivas krallığını ele geçirişi. Kral Bayezit anlatıldığı şekilde Osmanlı Sivas'tan çıkardığında o da tabi bulunduğu bey olan Timur'a gitti ve orada Bayezit'ten şikayette bulundu kendisinin nasıl Sivas Krallığı'nı fethetmek istediğini ve Bayezid'in ne şekilde kendisini oradan çıkarttığını anlattı. Timur'dan krallığı için yardım diledi. Timur, Bayezid'e birini göndererek krallığı geri isteyeceği cevabını verdi. Dediğini de yaptı. Bayezid krallığı geri vermeyeceğini çünkü orayı savaşla kazandığını ve böylece Osman kadar kendisinin de orada hakkı olduğunu söyledi. Timur bunu duyunca 10 kere yüz bin kişi topladı Orta Çağ'da milyon bilinmediği için böyle yazmışlar. Ve Sivas'a yürüdü. Şehri 21 gün süreyle kuşattı. Şehir surlarının birkaç yerinde lağımlar açıldı. Böylece her ne kadar Bayezid 5000 silahlıyı koruyucu olarak bırakmış idiyse de şehri fethetmeyi başardı. Bütün bu koruyucular canlı olarak gömüldü. Böyle yapılmasının sebebi şuydu. Timur şehri fethettiğinde işgal kuvvetlerinin yüzbaşısı onların kanlarının dökülmemesini istemişti. Timur da kendisine bunu vaat etmişti. Bu sebeple hepsi diri diri gömüldüler. Daha sonra Timur şehri yıktırdı. Ahalisini tutsak edip kendi memleketine götürdü. Bunlar arasında 9 bin bakireyi de tutsak etmiş ve memleketine getirtmişti. Fetihi esnasında Timur yaklaşık olarak 3000 kişi kaybetmiş şekilde ülkesine döndü. Bayezid'in Ankara Savaşı'nda yenilgisi Timur ülkesine döner dönmez Bayezid 300.000 kişilik bir kuvvet topladı ve Küçük Ermenistan'a yürüdü ve onu Timur'un elinden aldı. Bayezid başkent Ersingeni yani Erzincan ve oranın beyi Tara Han'ı eğdirdi. Sonra da memleketine döndü. Timur, Bayezid'in adı geçen memleketi fethettiğini öğrenince 1600 kere 1000 yani 1 milyon 600 bin kişilik kuvvetle onunla savaşmaya gitti. Bunun üzerine Bayezid 1400 kere 1000 yani 1 milyon 400 bin kişi toplayarak onun üzerine yürüdü. Ankara yakınında her iki ordu karşılaştı ve kıyasıya savaştılar. Bayezid 30 bin beyaz Tatarı en ön saflara koymuştu. Fakat bunlar Timur'un tarafına geçtiler. Rakipler birbirini püskürtemeden iki kere daha karşılaştılar. Timur bu defa yanında bulunan 32 eğitilmiş filini savaşa sokma emrini verdi. Bayezid kaçmaya başladı ve yaklaşık bin atlıyla dağlık bir yere çekildi. O zaman Timur kaçamayacağı şekilde bütün dağ çemberi aldı ve onu esir etti. Bunu mütakip Timur 8 ay süreyle memlekette kalıp onu tamamen fethetti ve işgal etti. Nihayet Tutsa Bayezid'i yanında götürerek onun başkentine girdi. Bayezid'in hazinelerinden bin devenin taşıyabileceği kadar gümüş ve altın aldı. Timur Bayezid'i kendi memleketine götürmek istiyordu fakat Bayezid oraya giderken yolda öldü. Böylece ben de Timur'un tutsağı oldum ve onunla birlikte ülkesine gitmek zorunda kaldım. Daha sonra onun mahiyetine verildim Buraya kadar bildirdiğim her şey Bayezid'in emrinde bulunduğum sürede geçti. Timur'un Mısır Sultanı'yla Savaşı Timur, Bayezid'i yenip devletine dönüşünden sonra bütün Müslümanların dini başkanı olarak kabul edilen sultanla bir savaşa başladı. Bunun için 1 milyon 200 bin kişilik bir ordu topladı ve bununla sultanın devleti üzerine yürüdü. Orada 400 bin haneden oluşan Halep şehri önlerinde karargah kurdu. Halep valisi 80 bin kişi topladı, onlarla şehirden çıkarak Timur'la çarpışmaya başladı. Hiçbir sonuç alamayınca tekrar şehir surları içine sığındı. Fakat bu çekilme sırasında adamlarından birçoğu öldürülmüştü. Kuvvetli bir savunmaya rağmen Timur 4 gün sonra şehrin dış mahallelerini fethetti. Bu esnada tutsak edilen bütün kişilere bir lahm kazdırıldı ve dört yerine odun ve süprüntü dolduruldu. Lağımlar sert kayaların içine doğru 12 kulaç oyuldu. Bundan sonra Timur şehre saldırdı ve valiyi tutsak etti. Şehirdeki bütün malları müsadere etti ve Rumkale isimli başka bir şehre yürüdü. Bu şehir teslim olunca Antep'e devam etti. Bu yer 9 gün süreyle kuşatıldı. 10. gün zorlukla alınabildi. Antep'in yağmalanmasından sonra ordu Besni'ye yürüdü. Burada kuşatma 15 gün sürdü. Sonunda şehir teslim oldu ve işgal edildi. Bütün adı geçen şehirler Suriye'nin önemli yerleridir. Nihayet ordu ülkenin asıl başkenti olan Şam'a geldi. Sultan düşmanın Şam önlerinde olduğunu duyunca Timur'a bir ulak göndererek şehri tahrip etmemesini ve özellikle şehirdeki mabedi korumasını istedi. Timur bu ricayı kabul ederek yoluna devam etti. Şehrin mabedi yani cami o kadar büyüktü ki dışarıya açılan 40 büyük kapısı vardı. İçinde 12.000 kandil asılıydı ki bunlardan her gün 9 bini yakılıyordu. Fakat her cuma 12.000 kandilin hepsi de yanıyordu. Bu kandillerden birçoğu gümüş ve altından yapılmıştı. Bunları krallar ve kudretli beyler yaptırmıştı. Timur Şam'dan çekilince Sultan 30 bin kişilik kuvvetle başkenti Kahire'den hareket etti. Timur'a zarar verebileceğini sanıyordu ve 12 bin kişiyi Şam'a gönderdi. Timur bunu haber alınca Sultan'ın üzerine yürüdü. Bundan sonra o da başkentine geri döndü. Fakat Timur onu takip etti. Sultan ordugah kurduğu yerlerden sabahları ayrılmadan önce bütün suları ve otlakları zehirletti. Timur bu yerlere her geldiğinde adamları ve hayvanları arasından büyük kayıplar veriyordu. Bu sebeple de sultana yetişemedi. O zaman Timur geri döndü ve Şam'a yürüyüp şehri 3 ay süreyle kuşattı. Bu 3 aylık sürede her gün bir çarpışma olduysa da şehri ele geçiremedi. Fakat şehirde bulunan 12 bin kişilik kuvvet hükümdarlarından hiç yardım alamadıklarını görünce Timur'dan serbest çıkış hakkı istediler. O da bu izni verdi. Bunun üzerine geceliğin şehirden çıkıp beylerine geri döndüler. Bundan sonra Timur şehre saldırarak onu ele geçirdi. Şehrin alınışından sonra hemen hemen piskoposa oh. Şehrin alınışından sonra hemen hemen piskoposa tekabül eden kadı Timur'a gelerek ayaklarına kapandı ve kendisi ve hocalar için merhamet diledi. Timur hocalarla camide toplanmalarını emretti. Kadı çoluk çocuğuyla birlikte hocaları da camiye gitti. Bu arada başka kimseler de camiye girdiler. İhtiyar genç hepsi 30 bin kişiydi. Timur cami dolunca kapıların kapanması talimatını verdi. Emir yerine getirildi. Sonra caminin etrafına odunlar yığdırdı ve ateşlenmesini emretti. Bu surette camideki bütün insanlar öldü. Ayrıca adamlarından her birinin kendisine bir adamın kellesini getirmesini emretti. Bu emir de yerine getirildi. Üç gün devamınca sürdü. Timur bu kafalardan yığma yoluyla üç kule yaptırdı ve şehri tahrip etti. Sonra da sadece hayvancılık yapan şerh bölgesine gitti. Burası derhal teslim oldu. Ahaliye dışarıda şehrin önlerindeki adamları çok acıktıklarından kendisine yiyecek getirmelerini emretti. Memlekete ve şehirlere adamlarını yerleştirip sonunda kendi devletine geri döndü. Timur'un Bağdat'ı fethi. Timur sultanın ülkesinden yurduna döndükten hemen sonra 1 milyon kişilik bir ordu topladı ve Babil'e yani Bağdat'a yürüdü. Oranın kralı bunu duyunca adamlarını gerekli şekilde yerleştirip şehri terk etti. Timur ordugahını şehrin önüne kurdu. Onu bütün bir ay boyunca kuşattı. Bu süre içinde şehir surları altında lağımlar kazdırdı. Böylece şehri alabildi ve yakıp kül ettirdi. Şehrin eskiden bulunduğu yerleri sürdürdü ve arpa ektirdi. Çünkü şehri bu yerlerde vaktiyle ev olup olmadığını kimsenin söyleyemeyeceği kadar esaslı bir şekilde temelinden yerle bir edeceği konusunda yemin etmişti daha sonra bir nehrin içinde kurulmuş bulunan bir kaleye girdi. Bu kalede kral hazinesini saklıyordu ve kale surlarla çevrili olduğu sürece Timur'un buna bir şey yapabilmesine imkan yoktu. Bu sebeple o önce suların yatağını değiştirtti. Bu esnada iki büyük kurşun sandık buldu ki altın ve gümüşle doluydu. Her biri iki kulaç boyunda bir kulaç enindeydi. Kral bunları kale fethedilirse hiç olmazsa bu altınlar kalsın diye orada suların altına gömdürmüştü. Timur bu sandıkları aldı ve sonra kaleyi fethetti. Kalede 15 adam bulup hepsini astırdı. Altın ve gümüş dolu 4 sandık daha bularak onları da beraberine aldı. Üç şehri daha fethettiyse de yaz geldiğinden sıcaklar yüzünden bu yerlerde kalamadı. Timur'un Küçük Hindistan'ı ele geçirmesi Bağdat'tan döndükten sonra Timur bütün adamlarının 4 ay içinde hazırlanmasını, Zira kendisinin Küçük Hindistan'a yürüyeceğini bildirdi. Başkentinden oraya kadar 4 aylık bir yol vardı. Verilen süre geçince 400 bin kişilik bir orduyla Küçük Hindistan yoluna koyuldu. Bu yolculukta 22 günde büyük su sıkıntısı içinde bir çölü geçti. Sonra ordu bir sıra daha ulaştı ki bunu geçmek 8 günlerini aldı. Bu dağda yolun öyle bir kısmı vardı ki orada atlar ve develerin tahta kalıplar üstüne bağlanıp aşağı sarkıtılması zorunluluğu vardı. Mütakiben derin bir geçte geldiler, bu geçitte gündüzün bile kimse birbirini tanıyamıyordu. O kadar karanlıktı. Bu boğaz yarım gün sürüyor ve sonra üç gün üç gecede geçilen yüksek bir dağ geliniyor, sonunda ülkenin başkenti önünde uzanan güzel bir ovaya varılıyordu.'' Ormanlık bir dağın yamacındaki bu şehrin önünde Timur adamlarıyla ordugah kurdu. Memleketin kralına şu haberi gönderdi. Miri Temiri Gilden. Bu şu anlama geliyor. Teslim ol, Mir Timur geldi. Kral bu mesajı alınca Timur'la kılıç vasıtasıyla görüşmek istediği cevabını verdi. Bundan sonra ordusunu hazırladı ve 400 bin kişilik kuvvetle ve 400 adet savaş için eğitilmiş fille karşısına çıktı. Her filin sırtında kule şeklinde bir semer vardı ki üstünde en aşağı 10 silahlı adam bulunuyordu. Timur bunu öğrenir öğrenmez o da ordusuyla yola koyuldu. Kral fillerini en ön saflara koymuştu. İki ordu karşılaştığında Timur savaşmayı istediği halde yapamadı çünkü atlar filleri görünce ürktüler ve ilerlemek istemediler. Böylece sabahtan öğleye kadar vakit geçti. Bunun üzerine Timur geri dönmek ve danışmanlarıyla fillerin nasıl alt edileceğini görüşmek zorunda kaldı. Bunlardan Süleyman Şah isminde biri develeri alıp sırtlarına odun yüklenmesini tavsiye etti. Filler yaklaşınca odunlar ateşe verilip develer öne sürülecekti. Psikopat mısınız? Bu alevler ve develerin çığlıkları sayesinde filler yenilebilirdi. Zira bunlar ateşten korkarlardı. O zaman Timur bu şekilde 20 bin deve hazırlattı. Bu sırada düşman kral önde filler olmak üzere tekrar yaklaşıyordu. Timur üzerine yürüdü. Develeri öne sürerek odunları tutuşturdu. Develer korkunç sesler çıkartıyorlardı. Filler bunu duyunca üstelik de ateşi görünce dönüp kaçmaya başladılar. Kimse onları durduramadı. Bunun üzerine Timur bütün kuvvetleriyle düşmanın üstüne yürüdü. Birçok fil öldürüldü. Kral bunu görünce tekrar şehre döndü. Timur ise onu takip edip şehri on gün kuşattı. Bu süre içinde kralla pazarlığa girişerek Arap altınından daha değerli olan iki katır yüklü Hint altınına pazarlık yaptı. Kral ona ayrıca birçok mücevher de verdi. Bunun dışında Timur'a istediği yerde kullanması için 30 bin kişilik bir orduyu ödünç olarak emrine vermeyi vaat etti. Böylece mutabık kaldılar.'' Kral kendi krallığını korudu, Timur da yurduna, yüz fille kralın kendisine terk ettiği hazineler ve kıymetli eşyalarla birlikte geri döndü. Bir beyin Timur'un birçok malını kaçırışı Küçük Hindistan'dan döndüğünde Timur, Çibek isimli bir beyi 10 bin kişilik kuvvetle Sultaniye şehrine ödemek zorunda olduğu vergi ve gümrük tutarını tahsil etmek üzere gönderdi. 5 yıl boyunca Fars ve Ermenistan eyaletinin vergi ve gümrük resmi orada toplanmıştı. Temsilci geldi, vergileri toplayıp bunları bin adet arabaya yükledi. Sonra arkadaşı olan Mazanderan bölgesi beyine bir mektup yazdı. O da elli bin askerle geldi. Anlaştılar. Hazineleri kendilerine alıkoyup onları Mazanderan'a getirdiler. Timur bunu öğrenince peşlerinden büyük bir kuvvet gönderdi. Bu birlik adı geçen memleketi fethedecek, her iki beyi yakalayıp getirecekti. Ordu Mazanderan'a gelince hiçbir şey yapamadı, zira ülke büyük bir ormanla çevriliydi. Daha fazla kuvvet için Timur'a haber gönderildi, o da ağaçların kesilmesi ve yol açılması için 70 bin kişi gönderdi. Her ne kadar 10 millik bir bölgenin ağaçları kesildiyse de yine de ülkeye giriş yapamadılar ve durumu Timur'a bildirdiler. Timur geri dönmeleri emrini verdi, Böylece adamları eli boş geri döndüler. Timur'un yedi bin çocuğu öldürmesi Ardından Timur İsfahan krallığına yürüdü ve aynı isimdeki başkent önünde ordugahını kurdu. Şehrin teslim olmasını istedi, şehrin sakinleri boyun eğerek kadın ve çocuklarıyla kendisini karşıladılar. Onlara merhamet etti ve şehri altı bin askerle işgal etti. Şehrin hakimi Şah'ı beraberini alarak memleketi terk etti. İsfahan halkı Timur'un memleketi terk ettiğini duyunca şehrin kapılarını kilitleyip 6 bin işgal kuvvetini öldürdüler. Timur bunu öğrenince geri dönüp şehrin önüne tekrar geldi ve 15 gün kuşattı. Fakat şehri fethedemeyince ahalisiyle bir anlaşma yaptı. Onlar kendisine şehirde bulunan nişancıları büyük bir sefer için ödünç verecekler, Timur da bunları sonradan onlara geri yollayacaktı. Şehirliler ona 12 bin nişancı gönderdi. Timur da bunların baş parmaklarını kestirip şehre geri yolladı. Ertesi gün şehri zapt ederek atıyla içeri girdi. Ahaliyi yakalatarak 14 yaşından büyük olanların kafalarını kestirdi. 14 yaşından küçükler ayrıldı. Kesilen kafalardan şehrin ortasında bir kule yaptırdı. Sonra kadınlar ve çocukların şehrin dışındaki bir yere sevk edilmelerini emretti. 7 yaşından küçük çocukların belli bir yerde toplanmaları gerekiyordu adamlarına bunların atların ayakları altında çiğnenmesini emretti. Kendi danışmanları ve çocukların anaları bunu duyunca ayaklarına kapanıp çocukları öldürtmemesini dilediler. Bunu duymazdan gelip çocukları atlarıyla ezmelerini yeniden emretti. Fakat kimse ilk olmak istemiyordu. O zaman öfkeye kapıldı ve kendisi atını sürerek şimdi kim arkamdan gelmek istemiyor, görmek istiyorum dedi. Onlar da Timur'u takip etmek zorunda kaldılar.'' İki defa çocukların üzerinden geçerek hepsini ezdiler. Tümü yedi bin kişiydi. Sonra şehir tamamen yakıldı. Timur kadınları ve kalan çocukları alıp memleketine götürdü. Böylece 12 yıldan beri ayrı olduğu kendi başkenti Semerkant'a döndü. Timur'un Büyük Han'a karşı savaş girişimi Vakti ile Çin'in Büyük Han'ı, Timur'a 400 atlıyla bir elçi göndererek ondan 5 yıldan beri ödemediği haracı talep etmişti. Timur elçilik heyetini kendisi başkentine dönene kadar beraberine almıştı. Sonra onları efendilerine göndererek şunu bildirmelerini istedi. Kendisine ne haraç veren ne de tabi olan bir kimse olmak istememekte bilakis Büyük Han'ın kendisine haraç verip tabi olmasını beklemektedir. Bunun için de kendisi bizzat gelecektir.'' Bunun üzerine devletin her tarafına haberciler göndererek herkesin hazırlanması kendisinin Çin'e yürüyeceği haberini saldı. Böylece 1800 kerebin yani 1 milyon 800 bin kişi topladı ve bir ay süreyle yürüyüş devam etti. Bu sırada geçilmesi 70 gün süren bir çöle geldiler. Daha 10 günlük mesafedeydiler ki susuzluktan adamları büyük kayıplar verdi. Soğuktan dolayı da Timur'un atları ve hayvanları büyük zarara uğradı. Zira bu bölgede hava çok soğuktu. Timur, adamları ve hayvanlarındaki büyük kayıpları görünce geri dönme emrini verdi. Başkentine geri geldi ve orada hastalandı. Timur'un Ölümü Timur, üç nedenle o kadar hiddet ve yeyse kapıldı ki hastalandı ve bu hastalıktan da öldü. Birincisi, soylularından birinden gördüğü alçaklık olup bu Timur'a ait haraç gelirlerini kaçırmıştı. Diğeri üç karısı olmasından kaynaklanıyordu. Bunların en genci ki onu en fazla seviyordu, Timur'un seferde bulunduğu sırada onun beylerinden biriyle ilişkiye girmişti. Timur yurduna döndüğünde en yaşlı karısı en gencin bir soyluyla gönül eğlendirdiğini ve iffetini kaybettiğini kendisine söyledi. Fakat Timur buna inanamadı. Yaşlı karısı gelerek ona git ve sandığını açmasını iste, Orada taşlı bir yüzükle adamın ona yazdığı mektupları bulacaksın dedi. Timur akşama kendisine geleceği hususunda genç karısına haber iletti. Odasına girince sandığını açmasını istedi. O da açtı. Yüzüğü ve mektupları buldu. Yanına oturup yüzüğü ve mektupları nereden aldığını sordu. Kadın önüne eğilerek öfkelenmemesini rica edip bunları bir beyin kendisine özel bir neden olmadan gönderdiğini söyledi. Timur odadan çıkıp derhal kadının kafasının kesilmesini emretti. Ve bu buyruk yerine getirildi. Sonra da beyin peşine 5000 bin atlı göndererek yakalanıp getirilmesini istedi. Fakat bey takipçilerin komutanı tarafından uyarıldı, 500 adamını ve ailesini alarak Mazenderen ülkesine kaçtı. Orada onu bulamazlardı. Timur karısını öldürttüğüne ve beyin elinden kaçmasına son derece kederlendi. Bunun sonucu vefat etti ve kendi ülkesinde büyük bir ihtişamla gömüldü. Şunu da bildirmem gerekir ki ölümünden itibaren bir yıl süreyle geceleri mezarından ahu figanlar geliyordu. Mezarını bekleyen hocalar bu sesleri açık seçik duyuyordu. Kralın arkadaşları bu şikayetlerin sona ermesi için büyük kurbanlar kestiler fakat hiç fayda etmedi. Hocalar aralarında görüşüp oğluna gittiler ve ondan babasının diğer ülkelerde tutsak aldığı bütün esirlerin, özellikle başkentte olanların serbest bırakılmasını istediler. Çünkü tutsaklardan zenaat erbabı olanların hepsini Timur kendi başkentine getirmişti. Bunlar orada Timur için çalışmak zorundaydılar. Oğlu bunların hepsini serbest bıraktı. Bu yapılır yapılmaz da mütevefanın şikayetleri kesildi. Burada bildirdiğim her şey Timur'un yanında bulunduğum 6 yıl zarfında aynen olmuştur. Çünkü bunları bizzat ben yaşadım. Timur'un oğulları Timur geriye iki oğul bıraktı. Büyüğünün adı Şahruh'tu. Onun da bir oğlu vardı ki Timur ona başkentle bu kente ait toprakları vasiyet etmişti. Timur iki oğlu Şahruh ve Miran Şah'ın her birine İran'da birer krallıkla geniş topraklar verdi. Timur'un ölümünden sonra Ben, başkenti olan Herat'tan Horasan Krallığı'nı idare eden oğlu Şahruh'un yanına geldim. Timur'un küçük oğlu Miran Şah, İran'da Tebriz Krallığı'nın sahibiydi. Babasının ölümünden sonra Yusuf adında bir bey gelerek Miran Şah'ı krallığından sürüp çıkarttı. O da durumu kardeşi Şahruha bildirerek krallığını tekrar ele geçirmesi için kendisine yardım etmesini rica etti. Kardeşi 80 bin kişilik bir kuvvetle geldi. Miranşah da onun emrine 30 bin kişilik bir kuvvet daha gönderdi. Kendisi de 42 bin kişilik kuvvetle Yusuf'un üzerine yürüdü. Yusuf bunu duyunca 60 bin kişilik bir kuvvetle karşı harekata geçti. İki tarafta bütün gün boyunca herhangi belirli bir zafer kazanamadan savaştılar. O zaman Miranşah diğer kuvvetlerle gelmesi için kardeşine haber gönderdi. Yardım kuvveti gelince bir ikisi birlikte Yusuf'la savaşıp nihayet onu püskürttüler. Böylece Miranşah yeniden krallığına kavuştu. İki ülke, Çurten ve Küçük Ermenistan, Yusuf'un yanında savaşmıştı. Şahruh bunları da fethedip yeniden kardeşine verdi. Sonra da kendi devletine döndü. Daha önce kardeşine yedek kuvvet olarak 20 bin kişi bıraktı ki bu birliklerde ben de bulunuyordum. Bu şekilde ben Şiltberger, Timur'un oğlu Miranşah'ın yanında kalmış oldum. Yusuf'un Miranşah'ın boynunu vurdurması ve bütün devletini ele geçirişi. Bundan sonra Miranşah bir yıl rahat etti. Fakat daha sonra Yusuf tekrar büyük bir orduyla onun ülkesine saldırdı. Miranşah bunu öğrenince 400 bin kişiye yakın bir kuvvetle üstüne yürüdü. Karabağ Ovası'nda iki ordu karşılaştı ve iki gün birbirleriyle çarpıştı. Sonunda Miran Şah yenildi ve tutsak edildi. Yusuf onu derhal öldürttü. Bunun nedeni şuydu: Yusuf'un bir kardeşi Musa, Miran Şah'ın kardeşi Cihangiri öldürmüştü. Daha sonra yapılan savaşta Miran Şah Musa'yı esir etmiş ve onu zindanında öldürtmüştü. Bu sebeple Miran Şah da hemen öldürüldü. Yusuf Miranşah'ın kafasının bir mızrağa geçirilerek krallığın ismi gibi Tebriz adını taşıyan başkent önüne getirilmesini emretti. Ahali'nin daha çabuk teslim olmasını temin etmek için halka gösterdi. Onlar beylerinin öldüğünü görünce teslim oldular ve Yusuf şehri ve bütün krallığı hakimiyeti altına aldı. Yusuf'un bir kralı yenip kafasını kesmesi Yusuf bu krallığı fethettikten sonra Bağdat kralı kendi egemenlik alanına girmesi ve tahtının da onun topraklarında bulunması nedeniyle krallığın kendisine iadesini talep etti. Yusuf'un bu krallığa hükmetme hakkı bulunmadığını, çünkü soylu bir kişi olmadığını, bu yüzden de kötü bir derebeyi olduğunu ilave etti. Bunun üzerine orada bir temsilcisinin bulunması gerektiği cevabını verdi. Bağdat kralı bunu sağlarsa kral adına sikke bastıracağını ve onun kendine ait şeylerin hepsine sahip olacağını bildirdi. Kral buna razı olmadı çünkü onun krallığı devretmek istediği bir oğlu vardı. Bu sebeple 50 bin kişilik kuvvetle Yusuf'la savaşa gitti. Yusuf bunu öğrenir öğrenmez 60 bin kişiyle karşısına çıktı. Akum denilen büyük bir sahrada birbirleriyle savaştılar. Kral ovanın kenarındaki bir şehre kaçmaya başladı. Yusuf onu kovaladı ve yakaladı. Kafasını kesti ve böylece artık bu krallığında hakim olmuştu. Ebubekir'in yanına gelişim Timur'un oğlu Miran Şah'ın belirtildiği gibi savaşta yenilip katledilmesinden sonra oğlu Ebu Bekir'in payına düştüm ve onun yanında dört yıl kaldım. Bağdat kralının Yusuf tarafından öldürülmesinden sonra Ebu Bekir, kralın devletine ait olan Irak topraklarını fethetti. Ebu Bekir'in Erban ülkesinde hüküm süren Mansur isminde bir kardeşi vardı. Onu ayağına çağırınca Mansur itaat etmek istemedi. Bunun üzerine Ebu Bekir üzerine yürüdü, tutsak etti ve bir süre zindana attı. Sonunda onu öldürüp ülkesini kendisininkine kattı. Ebu Bekir kuvvetiyle tanınmıştı. Öyle ki bir Türk okuyla bir araba tekerleğine attığında okun demir ucu onu delip geçer fakat sapı içinde kalırdı. Böyle bir tekerlek Timur'un başkenti Semerkant'ta bir mucize işareti olarak şehir kapısı önüne asılmıştır. Sultan Ebu Bekir'in kuvvetini duyunca ona 6 kilo ağırlığında tahminen bin gulden altını değerinde bir kılıç göndermişti. Kılıç kendisine getirildiğinde o kılıcı denemek için 3 yaşında bir öküz getirtti öküzü bir vuruşta ortasından ikiye ayırdı. Bu olay henüz Timur saken olmuştu. Kıpçak ülkesinde bir şehzade. Ebu Bekir'in sarayında Büyük Tataristan'dan bir kral oğlu yaşıyordu. Günün birinde idareyi devralmak üzere yurda dönmesi hususunda bir haber aldı. Ebu Bekir'den gitmesine müsaade edilmesine rica etti. O da iznini bildirdi. Şehzade benim de aralarında bulunduğum 600 süvari ile evine döndü. Böylece beş arkadaşımla Büyük Tataristan'a geldik. Hangi memleketlerden geçerek geldiğimi anlatmak istiyorum. Önce ipek böceği yetişen Erivan'dan geçildi. Sonra koruyucu pirleri Aziz George olan ve inançlarını hala devam ettiren Hristiyanların yaşadığı Gürcistan'a geldik. Daha sonra kafile ipek yetişen başka bir yere geldi. En iyi ipek Şirvan'da yetişir ve Şam, Kefe, Keza Türkiye'de başkent Bursa pazarlarında satılan nefis ipek dokumalar bunlardan yapılır. Bu ipek Venedik ve Lucca'ya da götürülür ve orada bundan iyi cins kadifeler dokunur. Fakat memleketin sağlığa çok zararlı bir iklimi vardır. Sonra şehzade Tatar dilinde Temur Tapit yani demirden kapı anlamına gelen İran'ı Tataristan'dan ayıran yerden geçti. İdil denilen bir nehrin ortasında kurulmuş çok büyük bir şehir olan Astrahan'dan da geçtikten sonra yolumuz içinde birçok Hristiyan'ın yaşadığı hatta bir piskoposluğa da sahip olan Dağlık Setzalet memleketine de uğradı. Çıplak Ayaklılar tarikatından olan rahipler Latince vaaz veriyorlar fakat ilahileri ve duaları Tatarca söylüyorlardı. Bunu halkın inançlarını kuvvetlendirmek için yapıyorlar. Birçok Müslüman rahiplerin söyledikleri ilahileri ve okudukları şeyleri anladıkları için Hristiyanlığa geçiyorlar. Nihayet Büyük Tataristan'da Edi adını taşıyan ve şehzadeye mesaj gönderen beyin yanına ulaştık. Biz oraya vardığımızda Edi de tam Sibirya'ya sefere çıkıyordu. Büyük Tataristan'da ilginç bir gelenek vardır. Buna göre kralın üzerinde bir emir ülümera vardır ki kralı o seçer, onu naz ve azleder ve beyler üzerinde nüfuzu vardır. O sırada Edi'yi emir ülümeraydı. Orada kralın emir ülümeranın ve beylerin çoluk çocuklarıyla kış yaz göç etmesi ve arazide çadırlarını kurması gelenekti. Kral çadırını nereye kurarsa orada yüz bin kulübe kurulur. Adından bahsedilen kral oğlu ki adına Zegra deniliyordu, Edigi'nin nezdine geldi ve onunla birlikte Sibirya topraklarına gitti. Oraya ulaşabilmek için iki ay yürümek zorunda kaldılar. Bu memlekette bir dağ vardır ki Altay Dağları, bunun geçilmesi 30 gün sürer. Bu dağın arasında halkın söylediğine göre bir çöl varmış ve bu çöl dünyanın bittiği yermiş. Vahşi hayvanlar ve yılanlar yüzünden orada kimse yaşamazmış. Bu dağda yaşayan yalnız vahşiler varmış. Bunların elleri ve yüzleri dışında bütün vücutları kırmızı olup dağdaki hayvanlar gibi hareket eder ve yaprakları, otları, bulduklarını yerlermiş. Bu memleketin hakimi Edigi'ye bir vahşi adamla kadın ve dağlarda yakalanan vahşi atlar gönderdi. Bu atlar aşağı yukarı eşek büyüklüğündeydi. Fakat Almanya'da olmayan benim de isimlerini bilmediğim daha birçok hayvan vardı.'' Sibirya'da küçük arabaları ve kızakları çeken ve hatta üzerlerinde elbise gibi örtüler bulunması gereken köpekler vardır. Bunlar da bir eşek büyüklüğünde olup aynı zamanda etleri de yenir. Şu da ilginçtir ki orada insanlar İsa'ya inanırlar. Üç kutsal kral armağanlarını Beytül Lahime götürdüklerinde İsa'yı orada bir samanlıkta gördüklerinden bu insanlar İsa'yı bir samanlıkta tasvir ederler. Bunu mabetlerinde de yaparlar ve bu resimlerin önünde dualarını okurlar. Bu inancın saliklerinin ismi Ugrier olup Tataristan'da da onlardan çok vardır. Henüz evlenmemiş bir genç ölürse ona en iyi elbisesini giydirmek adettir. Sonra çalgıcılar çağrılır. Ölü üstü örtülü bir tabuta konur. Bütün gençler en iyi giysilerini giyip çalgıcılarla birlikte tabutun önünde giderler. Ölenin ana babası ve arkadaşları onları takip eder. Böylece ölü bütün genç ahali ve çalgıcılar tarafından eğlence ve şarkılarla götürülür. Buna mukabil tabutu takip eden babası, anası ve arkadaşları yüksek sesle ağıt söylerler. Ölü gömüldükten sonra hepsi yemeklerini, içkilerini mezarın başına getirirler. Gençler, müzisyenler, çalgıcılar yerler, içerler ve çok neşelidirler. Anne baba ve arkadaşları ayrı otururlar ve ağlaşırlar. Sonra baba ve anayı alıp evlerine götürürler, orada ağıtlar devam eder. Bütün bunlar ölenin henüz evlenmemiş olması sebebiyledir ve sanki onun aynı zamanda düğünü yapılıyormuş gibidir. Bu memlekette sadece fasulye gibi baklagiller ekilir ve orada ekmek yenilmez. Bütün bunları ben Şehzade Zekra'nın nezdindeyken gördüm. Birbiri ardından hükümdar olanlar Ediye ve Zegra Sibirya'yı fethettikten sonra Bulgaristan'a dönüp bu devleti de ele geçirdiler. Vaktiyle Büyük Tataristan'da Han Sadı Bey isminde bir kral hüküm sürüyordu. Han Tatarca bir kelime olup aşağı yukarı kral anlamındadır. Adı geçen Han, Ediye'nin kendi ülkesine gelmekte olduğunu duyunca kaçtı. Edi'yi arkasından onu yakalamaları için adamlar gönderdiyse de Han savaşta öldürüldü. Sonra Edi'yi Polat'ı kral tayin etti. Polat bir buçuk yıl hükümdarlık yaptı. Onu atarak Celalettin iş başına geçti. Sonra Polat'ın kardeşi kral oldu fakat ancak 14 ay hükmetti. Kardeşi Kebek krallığı ele geçirmek için savaşarak onu bir okla öldürdü. Bununla beraber kendisi değil kardeşi Kerim Berdi kral olduysa da krallığı sadece 5 ay sürdü. Kebek gelerek Kerim Berdi'yi iş başından uzaklaştırdı ve kendisi kral oldu. Nihayet Edi'yi ve benim beyim olan Zegra geldiler ve adı geçen kralı uzaklaştırdılar. Ve Edi'ye vaat ettiği gibi Zegra'yı hükümdar yaptı. Mamafi bu sadece 9 ay sürdü sonra Ulu Muhammed gelip Zegra ve Edi'ye ile savaştı. Zegra deşti Kıpçak ülkesine kaçtı. Edi'yi tutsak oldu. Muhammed kral olduysa da o da Barak tarafından tahtından atıldı. Muhammed yeni kuvvetler toplayıp Barak'ı uzaklaştırarak yeniden kral oldu. Devlet verdi tekrar Muhammed'i yenerek üç gün krallık yaptı. Ve onu Barak isimli biri kovduysa da bunu da Ulu Muhammed öldürerek onun yerine geçti. Benim beyim Zegra bu Muhammed'le savaşıp mücadele ederken öldü. Putperest bir kadın ve dört bin bakiresi ben Zekra'nın yanında bulunduğum sıralarda Ediye ve Beyime, Sadur Melik isminde mahiyetinde 4000 bin kız olan kız ve kadın olan çok kudretli bir Tatar kadını başvurdu. Kocası bir Tatar bey tarafından öldürülmüştü. Şimdi kadın ondan intikam almak istiyordu ve Ediye'den kendisine bu Tatar beyini def için yardım dilemeye gelmişti. Dinleyiciler bilmelidir ki bu Tatar kadın hükümdar ve yanındakiler savaşa atlı olarak katılıyor ve erkekler kadar güzel ok atıyorlardı. Bu kadın bir savaşa atıyla giderken her iki tarafına bir kılıç ve yay asıyordu. Bir kralla yapılan çarpışmada kralın yeğeni tutsak edilmişti ki bu adam Tatar kadının kocasını öldürmüş olan adamın ta kendisiydi. Adam kadınların önüne getirildi. O zaman adamı diz çöktürdü kılıcını çekti ve bir vuruşla kafasını aldı. Sonra da "Şimdi intikamımı aldım." dedi. Ben de oradaydım ve bunu kendi gözlerimle gördüm. Bulunduğum ülkeler. Sizlere buraya kadar benim Müslümanlar yanında bulunduğum süre içindeki çarpışmaları ve kavgaları anlattım. Şimdi ise Bavyera'dan ayrıldıktan sonra gittiğim memleketlerin isimlerini söyleyip tanımını yapacağım. Müslümanlara karşı büyük savaş başlamadan ben Macaristan'a geldim ve orada önceden söylediğim gibi ayrılana kadar 10 ay kaldım. Eflak'ta hatta oranın iki büyük şehri Arçus ve Bükreş'i de gördüm. Diğer bir şehir olan İbrahim Tuna kenarındadır. Orada Kogen denilen gemilerle kadırgalar Müslüman memleketlerinden ticaret eşyası, malları getiren gemiler demirlerler. İlginçtir ki büyük ve küçük Eflak'ta da Ahali Hristiyanlık inancına bağlıdır ve kendi dilleri vardır. Saç ve sakallarını uzatırlar ve asla kesmezler. Küçük Eflak'ta ve Erdel'de, yani bugünkü Transilvanya'da bulundum. Erdel Almanların oturduğu bir memleket olup başkenti Hermannstadt'tır. Başkenti Braşov olan Buzerland'da da Almanlar oturur. Bunlar benim Tuna'nın berisinde gördüğüm memleketlerdir. Tuna ile deniz arasında gördüğüm memleketler. Evvela hepsine de Bulgaristan denilen üç memlekette bulundum. Birinci Bulgaristan'a Macaristan'dan demir kapıya geçilince varılır. Başkenti Vidin'dir. İkinci Bulgaristan başkenti Tırnova olup Eflak'ın karşısındadır. Üçüncüsü Tuna'nın denize döküldüğü yerdedir. Başkenti Kalaterka'dır. Varna'nın kuzeyinde eski Bulgar şehri Galat'tır. Yunanistan'da da bulundum. Başkent Edirne 50 bin haneye sahiptir. Yunanistan'da Ege Denizi kenarında Büyük Selanik şehri vardır. Aziz Dimiter orada gömülüdür. Kutsal mezardan zeytinyağı akar ve onun gömülü olduğu kilisenin ortasında daima bu Aziz'in kutlandığı gün suyla dolan bir çeşme vardır. Halbuki yıl boyunca kurudur, suyu yoktur. Selanik'i ben bizzat gördüm. Yunanistan'ın başka büyük bir şehri Serez'dir. Tuna ile deniz arasındaki topraklar Türk kralına aittir. Gelibolu şehri ve kalesi civarında denizden karşıya geçilir. Ben oradan Büyük Türkiye'ye geçtim. İstanbul'a da aynı denizden gidilir. İstanbul'da 3 ay süreyle oturdum. Aynı şekilde Büyük Türkiye'ye oradan da ulaşılır. Türkiye'nin başkenti Bursa'dır. Bursa 200 bin haneden oluşur ve 8 tane Hristiyan, Müslüman veya Yahudi olduğuna bakılmaksızın fakirlerin kaldığı hastanesi vardır. Şehre ait 300 hisar vardır. Bunlardan birincisinin adı Asya'dır. Efesus'ta denir. İncil'i yazan havarilerden Yohannes'in mezarı oradadır. Buna Müslüman dilinde aydın denilen memlekette dahildir. Diğer bir şehir kendisine ait topraklarla birlikte İzmir adını taşır. Aziz Nikola orada piskoposluk yapmıştır. Manisa şehri bereketli topraklara sahiptir. Aynı şekilde Denizli ve kendisine ait topraklarla Saruhan da öyledir. Orada ağaçlar yılda iki kere meyve verir. Saraten ülkesindeki Adala şehrinde aynı zamanda kesilip yenilen develerden başka hayvan yetişmez. Germiyan bölgesinde bir dağın üstünde Yüksekte Kütahya şehri kurulmuştur. Sultan Oginönü bölgesinde Engürü yani Ankara Arami inancına bağlı birçok Hristiyan yaşamaktadır. Kiliselerinde gece gündüz parlayan bir haç vardır. Orayı Müslümanlar da ziyaret ederler ve bu haça ışık saçan taş derler. Müslümanlar bir keresinde bu taşı kendi mabedlerine, tapınaklarına kaçırmak istemişler fakat haçı tutan herkesin elleri çarpılmış ve Gürsari ülkesinin başkenti aynı ismi taşır. Karaman'ın başkenti ise Larende yani Karaman'dır. Konya şehri de bu memlekettedir. Orada Şemsettin isimli bir velinin mezarı vardır. Bu Müslüman bir din adamıydı fakat gizlice kendisini vaftiz ettirmişti. Ölümünde bir Ermeni papazı ona bir elma içinde şaraplı ekmek sunmuştu. Bu veli büyük mucizeler göstermişti. Kayseri bölgesinin aynı adı taşıyan başkentinde Aziz Basili Piskopos'tu. Ben vaktiyle bir krallık olan Sivas'ta da bulundum. Karadeniz sahilinde Canik bölgesinde Samsun şehri bulunur. Adı geçen bu bütün memleketler, bölgeler ve şehirler Türkiye'ye aittir. Karadeniz bölgelerinden Samsun'da öyledir. Orada ahali sadece darı eker ve bundan ekmek yaparlar. Trabzon Krallığı küçük kapalı bir memlekettir ve çok fazla şarap çıkartır. Trabzon, Rumca'da Kuresun yani Giresun denilen şehirden uzakta değildir ve o da Karadeniz kıyısındadır. Atmaca Kalesi ve Korunuşu Bir dağda Atmaca Kalesi denilen bir kale vardır. İçinde güzel bir bakire, tüneye tünemiş bir atmaca ile birlikte yaşar. Oraya herhangi bir kimse gelip de üç gün üç gece hiç uyumadan nöbetçi kalırsa o zaman bu kızdan bir dilek dileyebilir. Bu dilek şerefli bir istek ise arzusu yerine getirilir. Nöbetçiliğini yerine getirebilen kaleye girer ve güzel bir saraya varır. Orada tünekte duran atmacayı görür. Atmaca ziyaretçiyi görür görmez bir çığlık atar. Bunun üzerine bakire odasından çıkarak şu sözlerle konuğu karşılar. Sen bana üç gün üç gece uyumayıp nöbet tutarak hizmet ettin. Bu sebeple şerefli bir şey olmak şartıyla senin arzun yerine getirilecektir der ve dediğini de tutar. Fakat bir kimse kibirlice, iffetsizce ve kabaca dileklerde bulunursa, bakire onu ve ailesini, soyunu öyle bir lanetler ki bir daha iflah olmaz. Fakir bir adamın atmaca için nöbet tutması Bir zamanlar iyi ve fakir bir delikanlı gelip üç gün üç gece kalenin önünde nöbet tuttu sonra saraya girdi. Atmaca onu görünce çığlık attı ve Bakire odasından çıkıp kendisini karşıladı. Şöyle dedi, ''Benden ne dilersin? Bu dünya ile ilgili ve namuslu, şerefli bir şeyse yerine gelecektir.'' Delikanlı da kendisi ve ailesinin, soyunun, itibar ve saygıya ulaşmasını diledi. Bu dilek yerine geldi. Oraya Ermenistan'dan bir kral oğlu da geldi ve üç gün üç gece boyunca nöbet tutup Atmaca'nın bulunduğu saraya ulaştı. Atmaca bağırınca Bakir'e gelip onu hangi dünyevi ve namuslu dileği olduğu sorusuyla karşıladı. O da dedi ki, ''Ben Ermenistan'da kudretli bir kralın oğluyum ve yeteri kadar gümüş, altın ve benzer mücevheratım kıymetli eşyalarım var. Fakat eşim yok, evde hanımım yok, seninle evlenmek istiyorum.'' Bakire bunun üzerine, ''Senin kibrinin öcü şahsından ve sana ait bütün kudretlerden alınmalı.'' diye cevap verdi ve onu ve bütün soyunu lanetledi. Rodos Şövalyeleri tarikatından bir şövalye de Atmaca Kalesi'ne gelerek nöbet tuttu ve saraya girdi. Bakire gelip isteğini sordu. O zaman şövalye hiç boşalmayan bir para kesesi diledi. Arzusu yerine getirildi fakat bakire sonradan onu lanetledi ve dedi ki: "Seni sürükleyen açgözlülük çok kötü bir şeydir. Bu yüzden seni lanetliyorum. Tarikatın azalsın, çoğalmasın." Böylece şövalye bakirenin yanından ayrıldı. Yine Atmaca Kalesi hikayesi devam ediyor. Arkadaşlarla ben bu bölgeye gelince bizi adı geçen kaleye götürmesi için birinden ricada bulunduk ve bunun için kendisine para da verdik. Oraya vardığımızda içimizden biri kalıp nöbet tutmak istedi. Rehberimiz bunu yapmaması gerektiğini ve nöbete dayanamayan herkesin kaybolduğunu, nereye gittiğini de kimsenin bilmediğini söyledi. Üstelik kale öyle kapanmıştı ki içeriye kimse giremezdi. Rum papazları da kaleye gidilmesini yasaklamıştı. Çünkü onlara göre orada olanlar Tanrı'nın değil şeytanın işidir, öyle diyorlardı. Bunun üzerine oradan ayrılıp Giresun şehrine vardık. Lazistan bölgesi de yukarıda adı geçen krallığa aittir. Verimli bir memleket olup şarap yani üzüm yetiştirilir. Ahalisi Rum'dur. Ben başkenti Erzincan olan Küçük Ermenistan'da da bulundum. Bundan başka iyi toprakları olan Bayburt da oradadır. Kemah yüksek bir dağ üzerinde bir yer olup eteklerinden Fırat Nehri akar. Fırat cennetten çıkan ırmaklardan biridir. Fırat önce Küçük Ermenistan'dan geçer, sonra 10 günlük mesafeyi çölden geçer. Nihayet sular kumlar içine sızarak kaybolur. Kimse nereye gittiğini bilmez fakat İran'dan da geçer. Orada diğer bir yerin ismi Karahisar olup şarap yetiştiren verimli bir bölgedir. Harput, savaşçı bir halkın oturduğu Siyah Türkiye'nin başkentidir. Kitapta Şıvars Turkay olarak geçiyor. Kürt denilen başka bir memleketin başkenti Bitlis'tir. Gürcistan Krallığındaki ahalinin dini Rum Ortodoks inancıdır, kavgacı insanlardır. Abaza ülkesi başkenti Suppu ile birlikte sağlığa zararlı bir memlekettir. Orada erkekler ve kadınlar kafalarında dört köşe bir başlık taşırlar. Bunu iklimin sağlığa zararlı olması sebebiyle yaparlar. Mardin Krallığı'nda ise Müslümanlar yaşar. Ben bütün bu memleketlerde bulundum ve hepsi hakkında bizzat sorarak bilgi topladım. İpek böceği yetiştiren ülke İran ve diğer krallıklar. Tüm İran Krallığı'nın başkenti Tahran ismini taşır. Pers kralı bu şehirden Hristiyan memleketlerindeki en kudretli kralların gelirinden fazla kazanç sağlar. Çünkü bu şehre pek çok tüccar gelir. İran'da başkentine Sultaniye denilen bir devlet daha vardır. Büyük bir bölge Rey şehrine ait olup buranın ahalisi diğer Müslümanlar gibi Muhammed'e değil Hristiyanlığı hakir aşağı görenlerin en büyüğü olarak nitelenen Ali'ye inanırlar. Bu inancı taşıyanlara Rafaki denir. Nahçıvan şehri üzerinde Nuh'un gemisinin bulunduğu dağın, Ağrı Dağı'nın eteklerindedir. Maraga, Gelat, Kirna iyi toprakları olan yerlerdir. Bir tepe üzerindeki Magu şehrindeki ahali Roma Katolik Kilisesi'ne mensup olup hatta bir de piskoposlukları vardır. Rahipler, vaizler tarikatına mensup olup vaazlarını Ermenice yaparlar. Gilan yalnız pirinç ve hurma yağı üreten zengin bir memlekettir. Ahalisi örülmüş ayakkabılar giyer. Büyük bir şehir olan ve iyi topraklara sahip olan Reşt'te iyi cins ipek kumaşlar dokunur. da iyi toprakları vardır. Antakya şehir surları Hristiyan kanlarıyla boyandığından kırmızıdır. Alancık şehri fethedilene kadar 16 yıl Timur'a karşı kendini savunmuştur. Mazenderan bölgesi hiç kimsenin ona bir şey yapamayacağı kadar ormanlarla kaplıdır. Hazar Denizi sahilindeki Şedik'te de ipek böceği yetiştirilir. Aynı durum başkenti Şamahiye olan Şirvan içinde geçerlidir. Gerçi havası sıcak ve sağlığa zararlıysa da en iyi ipek orada üretilir. İsfahan da güzel topraklara sahiptir. Keza İran'da bulunan Horasan Krallığı Herat denen 300 bin haneli bir başkente sahiptir. Ben oradayken bu krallıkta Müslümanların iddialarına göre 350 yaşında bir adam yaşıyordu. Elinin tırnakları baş parmak uzunluğundaydı. Kaşları yanaklarına kadar uzanıyordu. Dişleri iki defa tamamen dökülmüş, iki tanesi ise üçüncü defa çıkmıştı. Fakat bu dişler gerçek diş gibi sert değil yumuşaktı. Bu yüzden onunla çiğneyip yiyemediğinden başkaları tarafından beslenmesi gerekiyordu.'' Kulak kılları çene kemiğine kadar, sakalıysa dizlerine kadar uzanıyordu. Başında hiç saçı kalmamıştı. Konuşamıyordu da. Ancak işaretle anlatıyordu. Artık yürüyemediğinden onu taşımak gerekiyordu. Bu adama Müslümanlar bir aziz gibi saygı gösteriyor, perestij ediyorlardı. Azizlere yapıldığı gibi onu ziyaret ediyorlardı. Onlara göre bu zat Allah'ın seçkin kuluydu. Çünkü son bin yıl içinde hiçbir insan bu kadar uzun yaşamamıştı. Ona perestiş etmekle onun kanalıyla mucizesini gösteren ve işaretini veren Tanrı'ya tapılmış oluyordu. Bu zatın adı Şarmel Şeyh'ti. İyi toprakları olan büyük şehir Şiraz'a hiçbir Hristiyan tüccar giremezdi. Özellikle şehrin içine. Kerman Şah da keza iyi topraklara sahiptir. İnci yetişen denizin kenarında olan Keşan da öyledir. Hürmüz deniz kenarında büyük bir şehir olup oradan Hindistan'a gidilir. Şehre birçok Hindu tüccar gelir. İyi toprakları vardır ve Hürmüz civarında birçok kıymetli taş bulunur. Kaf bölgesi de keza verimli bir memlekettir. Zira orada birçok çeşitli baharat vardır. Oradan Büyük Hindistan'a gidilir. Badahşan yüksek dağlarında keza birçok kıymetli taşlar bulunursa da yılanlar ve vahşi hayvanlar yüzünden kimse bunları aramaya kalkmaz. Yalnız yağmur yağıp da sel suları taşları sürüklerse o zaman bu işi bilenler çamurların arasından taşları arayıp bulmaya gelirler. Bu dağlarda tek boynuzlu devler de oturmaktadır. Babil'deki Büyük Kule Babil Krallığında da bulundum. Müslümanların dilinde Babil'e Bağdat denir. Dev Babil şehri tümü 25 lek uzunluğunda bir surla tamamen çevrilidir. Bir lek yaklaşık 3 ceneviz milidir. Surlar 200 kubicen yükseklikte ve 50 kubicen kalınlıktadır. Fırat Nehri şehrin ortasından akar. Fakat şehir bugün tamamen tahrip edilmiş olup artık içinde kimse oturmamaktadır. Babil Kulesi 54 stadyen yüksekliktedir. 4 stadyen bir ceneviz mili tutar. Kulenin uzunluğu ve genişliği 10 lektir. Bu kule Arap çölünde Kaide Krallığı'na giden yol üzerindedir. Bu çölde pek çok canavar, yılan ve diğer tehlikeli haşerat bulunduğundan kuleye nadiren gidilir. Bu kuleyi Müslüman dilinde Marbu yani Nemrud'un zindanı denilen bir kral yaptırmıştır. Şimdi dinleyici yeni Babil hakkında bazı şeyler daha öğrenmelidir. Yenisi eskisinden uzaktır. Şattülerap denilen gerçekten büyük olan nehrin kenarındadır. Bu nehirde Hint denizinden gelen garip hayvanlar vardır. Sahilde ağaçlarda taltal denen bir meyve yetişir. Müslümanların dilinde buna hurma denir. Meyveler ancak leylekler geldikten sonra toplanır. Çünkü onlar ağaçların altında ve üstünde yaşayan yılanları yok ederler. Bu yüzden her ne kadar hurmalar yılda iki mahsul verse de kimse onları toplayamaz. Bağdat'ta ilginç bir hususta şehirde Arapça ve Farsça olmak üzere iki dil konuşulmasıdır. Orada ayrıca içinde çok çeşitli hayvanlar olan bir bahçe vardır. Bu yaklaşık 10 mil uzunluğundadır ve tamamen çitlerle çevrilidir. Öyle ki hayvanlar hiçbir yerinden dışarı çıkamaz. Aslanlar özel bir çit içinde serbest yaşar. Bu bahçeyi ben bir saat gezdim. Bütün krallıkta hiç ordu yoktur. Ben küçük Hindistan'da da bulundum. Burası iyi bir krallıktır. Başkenti Delhi'dir. Bu memlekette pek çok fil ve zürafa denilen bir hayvan vardır. Geyiğe benzerse de boyu çok uzun olup yaklaşık 4 klafter ya da daha fazladır. Ön ayakları uzun, arka ayakları kısadır. Bu hayvanlardan küçük Hindistan'da pek çoktur. Orada bol miktarda muhabbet kuşları, deve kuşları, aslanlar ve diğer hayvanlar sayamayacağım kadar hayvan vardır. Orada Çağatay isimli bir memleket daha vardır. Başkenti Semerkant, büyük ve ihtişamlı bir yerdir. Ülkede yarı Farsça, yarı Türkçe özel bir dil konuşulur. Halkı çok savaşçıdır. Bütün ülkede hiç ekmek yenmez. Şunu da belirteyim ki Timur ben onun yanındayken bu memlekete hakimdi. Bütün bu memleketleri bizzat gördüm. Fakat Timur benim bulunmadığım daha birçok ülkenin de hakimiydi. Büyük Tataristan. Büyük Tataristan'da da bulundum. Memleketin adetlerinden şunlar ilginçtir. Önce bilinmelidir ki bu memlekette sadece dara ekilir. İnsanlar ekmek yemezler ve şarap içmezler. Bunun yerine at veya deve sütü içerler. Bu hayvanların etini de yerler. İlginçtir ki bu memleketin kralı ve beyleri bile karıları, çocukları, hayvanları ve bütün malları mülkleriyle kış, yaz çadırlarda otururlar. Bir otlaktan diğerine taşınırlar. Zira memleket tamamen engebesiz ve düzdür. Bir kral seçtiklerinde onu beyaz bir keçeye oturturlar ve üç defa havaya kaldırırlar. Sonra onu alıp çadıra götürürler. Tahta oturtup eline altın bir kılıç verirler. Bundan sonra kralın adet olan şekilde yemin etmesi gerekir. Dikkat çekicidir ki Tatarlar bütün diğer Müslümanlar gibi yemek içmek için yere otururlar. Bütün Müslüman halklar arasında beyaz Tatarlar kadar savaşçı, ayrıca harpte ve seyahatte daha kanaatkar bir millet yoktur. Ben kendim bunların düşmanlarını nasıl öldürdüklerini, kanını toplayıp sonra da pişirip yediklerini gördüm. Bunu başka hiçbir yiyecekleri kalmamışsa yapıyorlar. Eğer aceleleri varsa, acele yola çıkmak zorundaysalar, eti ince dilimler halinde kesip eğerlerinin altına koyarlar ve bunun üstünde atlarını sürerler. Acıkınca bu etten yerler. Et önce tuzlanır ve onlara göre bu et kendilerine zarar vermez. Çünkü et atın ısısıyla kurur ve atın hareketi sebebiyle eğerin altında gevrekleşip yumuşar ve suyu çıkar. Yemek hazırlamak için vakitleri yoksa böyle yaparlar. Diğer bir adetleri şudur. Kral sabahları uyanınca ona altın bir kase içinde kısrak sütü takdim ederler, o da bunu aç karnına içer. Tataristan'ın diğer bir bölgesi Kerson, Sudin'in başkentidir. Orada Rum Ortodoks Hristiyanlar yaşar ve iyi şarap yapılır. Şehir deniz kenarındadır. Bu bölgede Müslümanların Akerman dedikleri şehir civarında Aziz Clemens denize gömülmüştü. Yine Karadeniz kenarında Çerkezler ülkesi vardır. Ahalisi Rum Ortodoks inancındadır. Fakat bunlar kötü insanlardır. Çünkü kendi çocuklarını Müslümanlara satarlar. Ayrıca başkalarının çocuklarını da çalıp satarlar. Çerkezler üstelik yol kesici ve hayduttur. Kendilerine mahsus bir dilleri vardır. Şöyle bir adetleri vardır. Yıldırım çarpmasından ölen bir kimseyi bir tabut içinde bir ağacın tepesine koyarlar. Ağacın altında yörenin ahalisi toplanır. Yiyecek ve içeceklerini de beraber getirirler. Dans edip büyük bir bayram yaparlar. <laughs> Sığır ve kuzu keserler ve kurban ederler. Bu üç gün devam eder. Olayın yıl dönümünde ölü hala ağaçta duruyorsa yeniden gelip yine aynı şekilde ölü tamamen çürüyene kadar kutlarlar. Bunun sebebi şudur. Onlara göre bu ölü kutsaldır çünkü yıldırım tarafından öldürülmüştür. Rus krallığı da Tatar kralına haraç ödemek zorundadır. Kızıl Tatarlar arasında üç soy vardır. Kayatlar, Uygurlar ve Moğollar. Tataristan 90 günlük yol boyunca tamamen ovadır. Ne bir ağaçlığa ne de taşa rastlanır. Sadece otlar, çimenler ve çalılar görürsünüz.'' Saydığım bütün memleketler benim bizzat gördüğüm ve Büyük Tataristan'a ait olan yerlerdir. Arabistan'da da bulundum ki oranın baş şehri Müslüman dilinde Mısır ismini taşır. Bu şehir her birinde 12 bin bina bulunan 12 bin caddeye sahiptir. Bütün Müslüman krallarının üstünde bir kral olan sultanın yeri burasıdır. Sultan bütün Müslümanların hükümdarıdır. Kudretli bir adamdır gümüş, altın ve kıymetli taşlardan yana zengindir. Sarayında her gün misafir 20 bin kişi vardır. Mısır'a esir olarak gelmiş olanlar dışında kimse sultan olamaz. Mısır sultanlarının Çerkes ve Türk köleler olduğu bilinen bir gerçektir. Ben Müslümanlar arasındayken ne kadar sultan gelip geçti? Şimdi benim tutsaklığım süresince kaç sultan vardı onu öğreneceksiniz.'' Birincisinin adı Berkük'tü. Onu Matas takip etti. Bu tutsak edildi, iki tahta arasına konulup uzunlamasına testereyle kesildi. Onun halefi Yusuf'un yanında sekiz ay süreyle kaldım. Sonra o da tutsak edildi ve kafası kesildi. Ondan sonra Zakan ve mütakiben Sitchin sultan oldu. Bu demir bir kazık üzerine oturtuldu. Çünkü şöyle bir adet vardı. Eğer iki kişi saltanat için çarpışırsa galip gelen yenileni tutsak eder. Ona bayramlık elbiselerini giydirir ve içinde demir kazıklar dikilmiş özel bir şekilde yapılmış eve götürür. Tutsak kazıklardan biri üzerine kargının ucu boyundan dışarı çıkacak şekilde oturtulur. Orada çürümeye terk edilir. Sitchin'den sonra Şayk Şeyh Sultan oldu. Bu sultan bir ara düğününe davet için Roma'ya ve bütün Hristiyan memleketlere davetiyeler gönderdi. Burada onun mektubunu kullandığı bütün ünvanlarla birlikte yazıyorum. Mektup şöyle başlıyor. Biz Salmander, Kartaca'nın mutlak hakimi, Asil Sarazenlerin sultanı, Puspil Bey'i, Jerusalem'in en büyük tanrısının beyi, Kapadokya Prensi, Ürdün ve sıcak denizin sona erdiği doğunun hakimi, Beytül Lahim'in, belki orada sevgili kadınımız Meryem anamız doğmuştur, yeğenimiz ve oğlu Nazaret'in yeğenimiz Sınai Bey'i, Talaparun ve Josepat Vadisi'nin beyi, hepsi mermer 72 kapısı olup dağ yamacındaki Sormon'un hakimi, 400 mil uzunluğunda 72 dil konuşulan büyük ormanın hakimi, memleketimiz Kapadokya'da bulunan cennetin ve oradan çıkan ırmakların hakimi, Helenlerin efendisi, İstanbul'un kudretli imparatoru, Kalamar Araş, Galgarya hakimi, kurumuş ağacın beyi, güneş ve ayın doğduğu yerlerin ve zenitten aşağı gittiği yerlerin hükümdarı, Enok ve Elas'ın mezarının olduğu yerlerin beyi Romanya'da baş rahibin koruyucusu, Bağdat'ın hakimi, İskenderiye muhafızı, 72 dilin doğduğu, kuvvetle tahkim edilmiş Babil'in kurucusu, krallar kralı, Hristiyanların, Yahudilerin, Musevilerin, Müslümanların hükümdarı, tanrıların gözdesi. Roma'ya gönderdiği ve kızının düğününe çağırmak için yazdığı mektup böyle başlıyordu. Bu düğünde ben de bulundum. Sultanların memleketinde şu gelenek de ilginçtir. Evli kadınlar kendilerinin bayramı olan hafta içinde serbesttirler ve istediklerini yapar, her şeye müsaade edilirler. Neden hoşlanırlarsa onu yapar ve diğer erkeklerle veya başka şeylerle gönül eğlendirebilirler. Ne kendi kocaları ne de başkaları buna bir şey diyemez, çünkü gelenek böyledir. Sultan atıyla bir şehre girerken veya yabancı memleketlerden insanlar kendisine geldiğinde yüzünü bir peçeyle örter, öyle ki karşısındaki onu göremez. Bir bey onun huzuruna çıkınca üç defa diz çökmek ve yeri öpmek zorundadır. Ancak bundan sonradır ki ayağa kalkıp sultana doğru gidebilir. Bu kimse bir Müslümansa sultan ona çıplak elini uzatır.'' Hristiyansa elbisesinin koluyla elini örter ve öpmesi için öyle uzatır. Sultan bir haberci çıkartırsa her handa eğerlenmiş atlar onun için hazır beklerler. Bu habercilerin kuşağında bir bezle örtülmüş çıngıraklar sokuludur. Atların bulunduğu istasyona hana yaklaşınca çıngırakların sesinin iyice çıkması için bezi kaldırırlar. Çıngırak sesi duyulunca derhal haberciye bir at hazırlanarak onun atı hemen hareket edecek şekilde bulması sağlanır. Böylece haberci bir duraktan diğerine at koşturur ve her gittiği yerde yeni atları hazırlanmış olarak bulur. Bu gideceği yere kadar devam eder. Sultanın habercileri için atları hazır tutan bu hanlar bütün yollarda vardır. Habercilerin yolda alıkonulmalarından korkulduğu büyük tehlike zamanlarında sultan haber güvercinleri yollar. Çoğunlukla sultan bu güvercinleri Kahire'den Şam'a gönderir çünkü arada büyük bir çöl vardır. Bu güvercinler sultanın arzu ettiği her şehirde şöyle eğitilir. Bunu için bir güvercin çifti alınır, yemlerine şeker katılarak çok iyi beslenir. Fakat bir yere uçmalarına engel olunur. Çiftleşme zamanı gelince erkek güvercin sultan'a getirilir, dişisi yerinde bırakılır. Erkek güvercinin hangi şehirden olduğu işaretle saptanır ki kesin olarak hangi şehirden geldiği bilinsin. Özel bir kafese konur fakat başka bir güvercinin yanına yaklaşmasına izin verilmez ve artık eskisi gibi fazla yiyecek özellikle de şeker verilmez. Bu geldiği şehri daha çok özlesin diye yapılır. O gönderilmek istenirse kanatları altına mektup bağlanır ve erkek güvercin eğitildiği eve doğru uçar ve orada yakalanıp mektup alınır ve alıcısına iletilir. Sultana bir bey olsun, tacir olsun, misafir gelince sultan ona bir tavsiye mektubu verir. O kimse bu mektubu devlet içinde kime gösterse o hemen diz çöker ve mektubu okur. Öper ve misafire büyük saygı gösterir. Onu bir şehirden diğerine çok uzak olsa da götürür. Bir kraldan ya da yabancı bir hükümdardan sultana bir elçi gelirse Müslümanlarda adettir. Elçi 300-400 atlı ile hatta 600 atlı ile gelir. Sultan gelişi öğrenir öğrenmez tahtına oturur, pahalı elbiseler giyer, kıymetli taşlar takınır ve önünde yedi kat perde çekilir. Elçi onun önüne çıkmak istediğinde perdeler birer birer açılır. Her birinin önünde elçinin eğilip yeri öpmesi gerekir. Son perde açılınca elçi sultanın önünde diz çöker. Sultan elini uzatır, o da öper, sonra getirdiği haberi sunar. Arabistan'da Saka isminde bir kuş vardır. Turnadan büyüktür ve uzun bir boynu geniş bir gagası vardır. Rengi siyahtır. Kazın ayağına benzeyen büyük siyah ayakları vardır. Tüyleri turnanınki gibidir fakat boynunda büyük bir kursağı bulunur ki çeyrek kova suyu herhalde rahatça alır. Bu kuş su bulunan yerlere uçar ve kursağını suyla doldurur. Suyla çöle gider ki orada su bulunmaz ve onu bir kayanın çukuruna doldurur. Bunun üzerine çöldeki diğer kuşlar gelip su içerler. Saka da bu kuşları gıda için yakalar. Bunu Muhammed'in mezarına giderken geçilen çölde görmek mümkündür. Aziz Katerina Kutsal Sina Dağı Kızıl Deniz'in genişliği 240 İtalyan milidir. Bu denizin ismi Kızıl Denizse de gerçekte hiç de kırmızı değildir. Yalnız sahilindeki topraklar bazı yerlerde kırmızıdır. Diğer hususlarda başka denizler gibidir ve Arabistan'a kadar uzanır. Aziz Katerina'ya yahut Sina Dağı'na gitmek istenirse bu denizi geçmeniz gerekir. Kendim oraya gitmedim fakat oraya da gitmiş Hristiyan ve Müslümanlardan dinledim. Müslümanlar bu dağa Muntaki derler ki tezahür görünme dağı anlamındadır. Çünkü orada Tanrı Musa'ya ona hitap eden alev şeklinde görünmüştür. Dağın üstünde çok sayıda Rum rahibin bulunduğu bir manastır vardır. Bunlar münzevi yaşarlar, şarap içmez ve et yemezler. Kutsal kişilerdir çünkü devamlı oruç tutarlar. Manastırın kilisesinde pek çok kandil yanar zira onlar Tanrı'nın bir mucizesiyle yakmak ve yemek için yeterli miktarda zeytinyağına sahiptirler. Zeytin ağaçlarının meyveleri olgunlaşınca ülkenin bütün kuşları toplanır ve bunlardan her biri gagasına bir zeytin dalı alarak Sina'daki Aziz Katerina'ya uçar. Kuşlar rahiplerin yemesine ve kandillerin de yanmasına yeterli oluncaya kadar dalları taşırlar. Kilisede mihrabın arkasında Tanrı'nın Musa'ya yanan çalılar arasında göründüğü yer bulunur. Rahipler buraya girerlerse yalın ayak girerler çünkü burası kutsal bir yerdir. Tanrı Musa'ya da kutsal bir yerde bulunduğundan dolayı ayakkabılarını çıkartmasını emretmişti. Bu yere Tanrı'nın yeri denilir. Üç basamak yukarıda Aziz Katerina'nın kemiklerinin bulunduğu yere çıkılır. Başrahip, hac ziyaretine gelenlere bu kutsal yeri gösterir. Elinde gümüş bir alet vardır. Bununla azizlerin kemiklerine dokunur. O zaman ter damlasına benzeyen bir parça yağ dışarı çıkar. Fakat bu ne sıvı yağ, ne de pelesengtir. Bunu hacılara verir. En sonunda ziyaretçilere azizin başını ve diğer birçok kutsal emanetleri gösterir. Manastırda başka bir mucizevi işaret vardır. Orada rahiplerin sayısı kadar kandil vardır ve bunlar devamlı yanar. Bir rahip ölmek isterse kendi kandilini yerinden alır, kandil sönerse rahip de ölür. Baş rahip ölürse ona ilahi ve dua okuyan kimse merasimden sonra mihrapta yeni baş rahibin kim olacağına dair bir mektup bulur. Bundan sonra baş rahibin kandili kendiliğinden yanmaya başlar. Manastırda bir de Musa'nın asasıyla taşa vurduğunda suların kaynamaya başladığı kaynak vardır. Manastırdan pek uzak olmayan, Aziz Bakire şerefine vakfedilmiş olan ve rahiplere Meryem'in zaman zaman göründüğü bir kilise vardır. Bunun biraz yukarısında küçük Musa kilisesi vardır ki orası Musa Tanrı'yı kendi gözleriyle görüp de kaçtığı yerdir. Sina Dağı'nda İlyas Peygamber adına bir küçük kilise de vardır. Bu yerin ismi Oreb'dir. Musa Kilisesi'nin yakınında Tanrı'nın Musa'ya on emri taşıyan levhayı verdiği yerde bulunmaktadır. Bundan başka bu dağda Musa'nın 40 gün oruç tuttuğunda çekildiği mağara da vardır. Dağ niteklerindeki vadiden bir hayli gidince Aziz Katerina'nın melekler tarafından getirildiği dağ gelinir aynı vadide 40 şehidin şerefine inşa edilen kilise bulunur. Orada rahipler sık sık dini törenler yapıp ilahiler okurlar. Azize'nin melekler tarafından getirildiği yer çıplak kayalardan ibarettir. Orada bulunan şapel yıkılmıştır. Sina ismini taşıyan birbirine yakın iki dağ mevcuttur. Kudüs ve Kutsal Mezar Ben Kudüs'teyken aslında büyük bir seferde bulunuyorduk. Ve zannederim 30 bin kişi geniş, güzel bir ovada ordugah kurmuştuk. Bu yüzden bütün kutsal yerleri bizzat ziyaret edemedim. Bununla beraber hiç olmazsa birazdan tasvir edeceklerimi gördüm. Yusuf isminde bir yaya askerle birlikte iki defa Kudüs'e gittim. Kudüs aşağıya doğru birçok suların aktığı iki dağın arasındadır. Müslümanlar Jaruzalem'e Kudüs derler. Kutsal mezar kilisesi güzel yüksek kubbeli bir binadır. Damı kurşunla kaplıdır. Bu kilise vaktiyle şehrin önlerindeyken şimdi bulunduğu yerde şehrin içinde kalmıştır. Kiliseye gelir gelmez sağda İsa'ya işkence edildiği Kalvariyen tepesi bulunur. 12 merdiven basamakla çıkılır ve yukarısında Rahip Yohan'ın ülkesinden gelmiş rahiplerin kaldığı küçük kilise vardır. Kilisede dağın yanında bir mihrap bulunur ki orada İsa'nın cezalandırıldığı sırada bağlanmış olduğu sütun durmaktadır. Bu mevkide yerin 42 basamak altında kutsal haç ve iki haydutun haçı bulundu. Kilisenin içinde sağda mezarın tarafında nefis bir muhafaza mahalli vardır. İçeri girilince hemen sağda asıl mezar vardır fakat içeriye sadece önemli kişiler girebilir. Duvarlar arasına kutsal mezardan bir taş yerleştirilmiştir. Bu taşı hacılar öper ve ona elleriyle dokunurlar. Orada bir kandil vardır ki bütün yıl boyunca İsa'nın çarmıha gerildiği gün olan Karfreitaka kadar yanar. O tarihte söner ve Paskalya pazarında kendiliğinden yeniden yanar. Paskalya akşamı kutsal mezardan bir alevin ışığına benzeyen bir parıltı yükselir. Ermenistan, Suriye ve Rahip Yohan'ın memleketinden ki orası efsanevi bir memlekettir, bu ışığı görmeye birçok insan gelir. Şehrin kenarında İsa'nın taşlandığı yerde Aziz Stefan Kilisesi vardır. Rozafat Vadisi'ne karşı Kutsal Mezar Kilisesi'nin önünde altın kapı vardır. Kutsal mezardan pek uzak olmayan bir mesafede Büyük Aziz Yohan Hastanesi bulunup orada hastalara bakılır. Hastane 134 sütunludur. Bir tane daha vardır ki 54 mermer sütunludur. Hastanenin alt kısmında güzel bir kilise vardır. İsmi Meryem Ana Büyük Kilisesidir. Bu arada Meryem adına bir kilise daha mevcuttur ki Maria Magdalena ve Maria Elefe'nin İsa'yı çarmıkta görünce elbiselerini çıkarttıkları yerde korulmuştur. Bu kilisenin önünde, kutsal mezar yönünde İsa'nın mabedi vardır. Çok güzel, yüksek kubbeli ve üstü kalayla örtülüdür. Çevresinde evler ve mermerle döşenmiş bir meydan bulunur. Oraya Müslümanlar, ne Yahudileri ne de Hristiyanları sokarlar. Hemen Mabed'in yanında Süleyman'ın Ahırı denen, damı kurşun kaplı bir kilise vardır. Onun solunda Süleyman Mabedi denilen bir saray vardır ki içinde Azize Anna'ya vakfedilmiş kuyusu olan bir kilise vardır. Burada yıkanan kimse hastalığı ne olursa olsun iyileşir. Aynı yerde zamanında İsa yatalak bir hastayı iyileştirmiştir. Çok yakınında Pilatus'un evi hemen onun yanında da çocuklarını öldürten Herodos'un evi vardır. Biraz ileride Azize Anna kilisesi bulunur. Orada Aziz Yohannes Kristos Timos'un bir kolu ve Aziz Stefan'ın kafatasının büyük bir kısmı muhafaza edilir. Zion Dağı'na çıkmak istenirse üstünde Yakup Kilisesi'nin bulunduğu sokaktan geçilir. Oraya yakın ve Meryem'in yaşayıp öldüğü yerde de bir kilise vardır. Zion Dağı'na çıkışta küçük bir kilise daha vardır ki içinde kutsal mezara yuvarlanan taş durur. Bundan başka Yahudiler kendisini çarmıha gerdikleri zaman İsa'nın bağlanmış olduğu sütunda vardır. 32 basamakla İsa'nın havarilerinin ayaklarını yıkadığı yere çıkılır. Bunun çok yakınında Aziz Stefan gömülüdür. Yine orada Meryem meleklerin dini merasimde ilahiler okuduğunu işitmişti. Küçük Paskalya'da Kutsal Ruh onlara geldiği zaman havariler aynı kilisede hemen mihrabın yanında oturuyorlardı. Yine bu yerde İsa havarileriyle Paskalya yortusunu kutladı. Bu tepe halen Kudüs'ün içindedir, şehirden yüksektir. Tepenin alt kısmında sultanın yaptırdığı güzel bir kale vardır. Dağda sultanların, Kral Davut ve diğer birçok kralın mezarları bulunur. Zion Dağı ile Süleyman Mabedi'nin arasında İsa'nın Meryem'i ölümden kurtardığı ev vardır. Şehrin kenarında Davut Peygamber gömülüdür. Zeytin Dağı ile Kudüs arasında Şozafat Vadisi bulunur ki şehre kadar uzanır. Bu vadi boyunca bir çay akar, yine orada bir kilisede 40 basamakla inilen Meryem'in mezarı bulunur. Onun yakınında Yakup ve Zekeriya peygamberler gömülüdür. Vadinin üst kısmında Zeytin Dağı vardır. Onun hemen bitişiğinde Galilea Dağı ölü denize kadar uzanır. Kudüs'ten oraya kadar 200 stadyen mesafe vardır. Denizin kendisiyle 150 stadyen genişliğindedir. Ürdün Irmağı ölü denize akar. Denize döküldüğü yere yakın bir yerde Aziz Yohannes'in kilisesi vardır. Irmağın biraz yukarı kısmında Hristiyanlar genelde burada yıkanırlar. Bu ırmağın döküldüğü ovada Müslümanlar yılda birkaç kez panayır kurarlar. Bu ovada Yakup'un mezarı da bulunur. Ben bu ovada genç bir kral ve 30 bin kişilik kuvvetiyle birlikte bulundum. Bu kuvveti Türk kralı ona ödünç vermişti. Ürdün Vadesi'nde birçok Hristiyan yaşar, bunların çoğu Rum'dur. Müslümanların kutsal mezarı ele geçirmeleri 1280 yılında vuku bulmuştur. Hristiyanların Kahire dedikleri Mısır şehrinin kenarında bir bahçe vardır ki orada sadece Hindistan'da yetişen pelesen ağaçları bulunur. Sultan bu yoldan büyük gelir sağlar. Müslümanlar pelesenk'i başka şeylerle karıştırırlar. Aynı şekilde tacirler ve eczacılar da çok daha fazla kazanç sağlamak için içine birçok şey katarlar. Hakiki gerçek pelesenk berraktır. Rengi sarımtıraktır. Güzel bir kokusu vardır. Fakat gayri şeffaf ve kırmızıysa halis değildir. Bir damla pelesenk'i eline al, güneşe tut. Halis pelesenkse ısısına dayanamazsın. Çünkü ısıyı emer, elini yakar. Bıçağın üzerine bir damla pelesen kalıp ateşe sokun, yanarsa gerçektir. Ya da keçi sütüyle dolu bir gümüş kase ya da kadeh al, içine karıştır, içine bir damla pelesenk koy, eğer iyi cinsse süt bir anda kesilir. İşte pelesenk böyle muayene edilir. Cennette dört ayrı suyu olan kaynak, Cennette sonradan çeşitli ülkelerden akan dört ırmağın çıktığı bir kaynak vardır. Birincisinin adı Indus olup Hindistan'dan geçer. Bu nehirde çok altın ve kıymetli taşlar bulunur. İkincisi Nil'dir. Habeşistan ve Mısır'dan geçer. Üçüncüsü Dicle olup Küçük Asya ve Büyük Ermenistan'ı kat eder. Dördüncüsü Fırat'tır. İran ve Küçük Ermenistan'dan akar. Bu dört nehirden ben Nil'i, Dicle'yi ve Fırat'ı gördüm. Bu nehirlerin geçtiği memleketlerde yıllarca kaldım. İyi ve kötü birçok şeyler yaşadım ki bunlardan daha çok anlatacak şey var. Hindistan'da biber nasıl yetişir? Biberin yetiştiği büyük Hindistan'da bizzat bulunmadım. Fakat Müslüman ülkelerin seyyahlarından kendi gözleriyle görmüş olanlardan biberin nasıl yetiştiği hakkında çok şey öğrendim duyduğuma göre özellikle Lambor denilen bir orman içindeki Malabar şehri civarında yetişmektedir. Bu orman yaya olarak ancak 14 günde geçilecek kadar uzundur. Ormanda Hristiyanların oturduğu iki şehir ve birçok köy vardır. Biberin yetiştiği yerlerde hava çok sıcaktır. Biber yaban üzümlerinin kütüklerine benzeyen ağaçlarda büyür. Meyvaları yaban eriğine benzer fakat rengi yeşildir. Bitkiyi asmalar gibi sırıklara bağlarlar. Ağaç pek çok meyve verir. Bunlar yeşil renk alınca olgunlaşmış demektir. O zaman biberler toplanır ve üzüm gibi güneşte kurutulur. Üç tür biber vardır. Uzun olanlar ve yapraklı olarak büyüyen siyah olanlar ve beyaz biberler. En iyisi beyaz olanlardır. Onu memlekette alıkoyarlar çünkü bu cinsten diğerleri kadar çok yetişmez. İklimin sıcaklığı nedeniyle oralarda pek çok yılan bulunur. Bazılarının söylediğine göre biberler siyah olur. Çünkü olgunlaştıklarında yılanları kaçırmak için ormanda ateş yakılır. Fakat bu iddia doğru olamaz. Çünkü ateşten ağaçlar kurur, bir daha meyve vermez. Fakat gerçek şu ki, toplayıcılar ellerini elmaya benzeyen ve limon delinen meyvenin suyuyla yıkarlar veya oralarda büyüyen başka otları kullanırlar. Yılanlar kokudan kaçarlar ve onlar da tehlikesizce biberleri toplayabilirler. Bu ülkede iyi cins zencefil ve daha birçok baharat da yetişir. İskenderiye İskenderiye yaklaşık 7 İtalyan mili uzunluğunda ve 3 mil genişliğinde güzel bir şehirdir. Nil burada denize dökülür ve yegane içme suyu kaynağı budur. Bunun dışında sadece sarnış suyu vardır. Welsh memleketlerinden yani Venedik ve Cenova'dan birçok ticaret gemisi gelir. Cenevizliler, keza Venedikliler orada kendilerine mahsus ticaret kolonilerine sahiptir. İskenderiye'de bu İtalyanların hepsinin ikindi vakti gelince kendi ticaret evlerine dönmeleri zorunludur. Daha fazla şehirde kalamazlar. Bu hapis ve para cezasıyla men olunur. Hepsi ticaret evlerine geri dönünce bir Müslüman görevli gelip bunları üstlerinden kilitler ve anahtarı ertesi sabaha kadar alır götürür. Sonra yine o açar. İskenderiyeliler bu İtalyanların şehrin hakimiyetini ele geçirmelerinden korkmaktadır. Çünkü şehir bir keresinde bir Kıbrıs kralı tarafından fethedildi. İskenderiye'nin liman girişinde güzel yüksek bir fener vardır. Daha yakın zamanlara kadar bu kulede İskenderiye'den Kıbrıs'a kadar denizdeki bütün gemileri gösteren bir ayna bulunuyordu. Bu aynadan gemilerin bütün hareketleri gözlenebiliyordu. Vaktiyle Kıbrıs kralı İskenderiye'ye karşı savaşırken hiçbir başarı sağlayamamıştı. O sırada bir papaz gelerek aynayı kırarsa kendisine ne vereceğini kraldan sordu. Kral aynayı kırdığı takdirde ona kendi ülkesinde istediği gibi piskoposluk vereceğini vaat etti. Rahip bunun üzerine Roma'ya, Papaya gitti. Planından bahsederek bu planın uygulaması sırasında kendisinin Hristiyanlığını inkar etmesine müsaade edilmesini istedi. Papa ona bu müsaadeyi verdi. Fakat bunu sadece sözle yapabileceğini, gerçekten ve kalpten yapamayacağını, buna sadece Hristiyanlık yararına olacağı için ve Müslümanların bu aynayla Hristiyanlara denizde büyük zarar vermeleri nedeniyle müsaade edildiğini bildirdi. Papaz Roma'dan İskenderiye'ye gitti. Müslümanlığı kabul etti, kitapları inceledi, hatta Müslüman bir hoca ve vaiz oldu. Hristiyanlığa karşı Müslümanlığı öğretiyordu. Müslümanlar ona karşı büyük saygı gösteriyorlar ve hayranlık duyuyorlardı. Çünkü o daha önceden bir Hristiyan papazıydı. Buna rağmen ona inanıp güvendiler. Ona isterse hayatı boyunca sahip olacağı bir mabet vereceklerini söylüyorlardı. Aynalı kulenin içinde bir mescit vardı. O bunu istedi. Kendisine binanın ve hatta aynaların bulunduğu yerin anahtarını verdiler. Bu arada dokuz yıl geçti. Bir süre sonra papaz Kıbrıs kralına haber göndererek gemileriyle gelmesini, aynayı gerektiği zamanda kıracağını bildirdi. Fakat yaptığı plana uygun şekilde ayna kırıldığında gemiler orada olmalıydı ki kendisi kaçabilsin. Böylece bir sabah birçok gemi geldi. Papaz aynayı kırdı. Aynanın parçalanması için üç kere kuvvetle vurması gerekti. Darbelerin çıkarttığı sesten şehrin ahalisi korktu. Hepsi kalkıp kuleye koştu. Kapıyı papazın üstüne kaçmasını önlemek üzere kilitlediler o kulenin penceresinden denize atladıysa da yere düşüp öldü. Hemen sonra Kıbrıs kralı büyük bir deniz kuvvetiyle gelip şehri fethetti ve üç gün süreyle elinde tuttu. Bundan sonra sultan onun üzerine yürüdü. Kralsa daha fazla şehirde kalmak istemedi. Şehri yaktı. Ahalisini tutsak edip kadınları ve çocukları bütün mallarıyla birlikte kendi krallığına götürdü. Dev gibi bir şövalye Vaktiyle Mısır'da Müslüman dilinde Allan Kasar denen bir şövalye yaşıyordu. Orada Hristiyanların Kahire diye isimlendirdikleri Mısır şehri de bulunmaktadır. Bu şehir sultanlığın başkentidir. Şehirde 12 bin fırın vardır. Adı geçen şövalye o kadar kuvvetliydi ki günün birinde bütün fırınlara yetecek kadar odunu şehre bir yüklenişte getirmişti. Ücret olarak her fırıncı ona bir somun ekmek verdi yani tümü 12 bin ekmek ediyordu ki şövalye bunların hepsini bir günde yedi. Bu devin baldır kemiği Arabistan'da dağlık bir yerde iki tepe arasında durmaktadır. Orada içinden bir akar suyun aktığı, kayalar arasında çok derin bir vadi vardır. Fakat su o kadar derindir ki görülmez, sadece çağaltısı duyulur. Bu vadi üzerinde devin baldır kemiği konulmuştur. Köprü görevi yapar, Oraya gelen atlı yaya herkes bu baldır kemiğinden geçmek zorundadır. Tacirlerin de seyahat ettiği tek bir yol vardır. Çünkü dağlık mıntıka o kadar diktir ki bu yoldan başkası yoktur. Baldır kemiğinin uzunluğunu Müslümanlar bir farsenk yani bir ok atımı veya biraz daha fazla tahmin eder. Tacirlerden gümrük alınır. Tahsil edilen bu parayla zeytinyağı alınıp kemiğin çürümemesi için üzerine sürülür. Çok eski olmayan bir zaman önce sultanlardan biri baldır kemiği yakınında bir köprü inşa ettirmiştir. Köprünün üstündeki yazılara bakılırsa hemen hemen 200 yıllıktır. Bunu yaptırmasının nedeni kalabalık bir mahiyetiyle buradan geçecek bir beyin kemik köprüden geçmek zorunda kalmak istememesidir. Fakat geçmek isteseydi bunu yapabilir, o zaman da bu memlekette inanılmaz bir mucizenin bulunduğunu, ve bunun gerçek olduğunu söyleyebilirdi. Eğer bu gerçek olmasaydı ve ben bizzat görmeseydim bundan hiç bahsetmezdim. Putperestlerin çeşitli dinleri İlginçtir ki putperestler beş çeşitli dindedirler. Evvela bazıları vardır ki Hristiyanlığın büyük düşmanı onu hakir gören Ali denilen bir şövalyeye inanırlar. Sonra Molla denilen bir Müslüman rahibe inananlar gelir.'' Üçüncü olarak bazıları henüz vaftiz edilmemiş oldukları zamanlardaki üç krala inanırlar. Sonra ateşe inananlar, ona tapanlar vardır. Bunlar Adem'in oğlu Habil her şeye kadir olan kainatın sahibine kurban getirdiği zaman bu kurban alevdi, ateşti. Bu sebeple bunlar ateşe inanırlar. Nihayet putperestlerin en büyük bölümü Muhammed denilen birine inanırlar. Buradaki cümleyi açıklamak istiyorum. İslamiyet'ten önce yaygın olan inanış putperestlik olduğu için bu şekilde ifade edilmiş olduğunu düşünüyorum. Muhammed ve dininin meydana çıkışı Burada şimdi Muhammed'den nasıl meşhur olduğundan ve dininin nasıl meydana geldiğinden bahsedeceğim. O Arabistan'da doğdu. Anası babası fakir insanlardı. 13 yaşına gelince yabancı memleketlere gitti. Mısır'a gitmek isteyen tacirlere gelerek kendisini de beraber götürmelerini rica etti. Onu develere ve atlara bakması şartıyla yanlarına aldılar. Muhammed nereye gitse veya nerede olursa başının üstünde bir siyah bulut dolaşırdı. Kervan Mısır'a geldiğinde çadırlarını bir köy yakınına kurdular. O zamanlarda Mısır'da Hristiyanlar vardı. Oranın papazı gelip tacirleri yemeye çağırdı. Onlar daveti kabul ettiler, yalnız Muhammed'in bu sırada develer ve atlara göz kulak olması lazımdı ve öyle yapıp onu bıraktılar. Tacirler papazın evine gelince o hepsinin orada olup olmadığını sordu ve tacirler binek hayvanlarını gözeten bir çocuk dışında hepsinin orada olduğunu söylediler. Fakat bu papaz iki ayrı cins aileden doğmuş birinin Hristiyanlığa karşı bir din kuracağına dair bir kehanet okumuştu. Bunun işareti bu kimse neredeyse siyah bir bulutun onun üzerinde bulunmasıydı. Papaz evin önüne çıktı ve genç Muhammed'in üstünde siyah bir bulutun bulunduğunu gördü. Bunu görür görmez tüccarlardan çocuğu getirmelerini rica etti. Onlar da alıp geldiler. Papaz ona isminin ne olduğunu sordu. O da Muhammed diye cevapladı. Bu ismi de papaz kehanette okumuştu. Ayrıca Muhammed'in kudretli bir hükümdar olacağını ve Hristiyanlığa çok büyük güçlükler getireceğini de tespit etmişti. Onun dini bin yıl bile sürmeden gerileyecekti. Papaz, gencin isminin Muhammed olduğunu ve siyah bir bulutun devamlı üstünde dolaştığını, bunun yeni dini kuracak kimse olduğunu anlayınca, çocuğu yemekte tacirlerin üst başına oturttu ve ona büyük saygı gösterdi. Yemekten sonra papaz tüccarlara genci daha önceden tanıyıp tanımadıklarını sordu. Onlar, "Hayır, fakat bize geldi ve Mısır'a kendisini getirmemizi rica etti." dediler. Papaz bunun üzerine kehanetini anlattı. Bu gencin Hristiyanlığa karşı bir din kuracağını ve bu dinin Hristiyanlığı zora sokacağını anlattı. Bunun alameti ise devamlı şekilde onun üzerinde dolaşan siyah buluttu. Onlara bulutu gösterip onun gemide bile üzerinde olduğunu söyledi. Çocuğa dönüp "Sen ileride büyük bir öğretici olacaksın ve putperestler arasında bir din kurup Hristiyanları kudretinle emrin altına alacaksın. Soyun da büyük bir kudret sahibi olacak. Senden ricam benim soyumu, Ermenileri sulh içinde bırakman, onlara dokunmamandır." dedi. Genç ona bunu vadetti. Bunun üzerine o tacirlerle birlikte Bağdat'a gitti. Büyük bir alim putperestlik kitaplarının metinlerinin büyük bir bilgini oldu ve putperestlere tek tanrıya göğün ve yerin yaratıcısı tanrıya inanıp putlara inanmamalarını vaaz etti. Bu putların sadece insanların yarattığı şeyler olduğunu kulakları olup işitmediğini, gözleri olup görmediklerini, ağızları olup konuşmadıklarını, ayakları olup yürümediklerini ve kendilerine bunların hiçbir yardım sağlamayacağını, ne bedenlerine ne ruhlarına yararı olacağını söylüyordu. Bu şekilde Bağdat kralını ve onunla birlikte kalabalık halkını kendi dinine kazandırdı. Kral onu benimsedi ve memleket üstündeki hakimiyetini ona devretti. Kral öldüğünde Muhammed onun baş kadınıyla evlendi ve hemen hemen papa kadar kuvvetli bir halife oldu. Yanında Müslümanlığa göre alim dört kişi vardı ki her birine bir memuriyet verdi. Biri dini bakımdan işlerin murakabesini, diğeri dünyevi işlerinkini aldı. Üçüncüsü Ebu Bekir, ticaret işleriyle ve sanatın murakabesiyle ilgilendi. Onun herkesin zanaatini dürüstçe icra etmesine dikkat etmesi gerekiyordu. Dördüncüyü mensuplarının gözeticisi yaptı. O dönemde hala Hristiyanlar olduğu için onları İslam'a döndürmek için Arabistan'a gönderdi. Dönmek istemeyenleri kılıcıyla buna zorlayacaktı. Müslümanlığın kitabı Kur'an'da onun Arabistan'daki bir gün içinde 96 bin kişiyi İslam dini uğruna öldürdüğü yazılıdır. Böylece bütün Arabistan'ı Müslüman yaptı. Muhammed onlara yeri göğü yaratan Tanrı'ya karşı nasıl davranacakları hususunda bir kanun verdi. Hükümler koydu. Bu İslam kanunu şu şekilde başlar. Bir erkek çocuk doğup da 13 yaşına ulaşınca sünnet edilmesi gerekir. Bir gün içinde ibadetle geçirilmesi gereken 5 vakit tespit edilmiştir. İlk ibadet gün doğarken, sonraki öğle zamanı, üçüncüsü ikindi vakti, Dördüncüsü güneş batmadan ve beşincisi gün ve gecenin ayrıldığı zamanda yapılır. İlk dört ibadette dua göğü ve yeri yaratan Allah'ı meteder, över. Beşincisiyle ile Muhammed'in Allah nezdinde kendilerine şefaatte bulunmasını dilerler. Bu vakitlerde camilere giderler. Camiye girmeden önce herkes ağızlarını, ellerini, ayaklarını, göz ve kulaklarını yıkar. Eğer kişi karısıyla beraber olmuşsa o ancak bütün vücudunu temizledikten sonra tapınağa girebilir. Biz Hristiyanların günah çıkartması gibi yaparlar. Müslümanlara göre o yıkandığı zaman bir Hristiyan tam bir pişmanlıkla papaz önünde günah çıkarttığındaki kadar temiz olur. Tapınağa girmeden önce ayakkabılarını çıkartırlar. Çıplak ayakla içeri girerler. Yanlarına küçük bir çakı dahil hiç silah almazlar. Erkekler içerideyken kadınlar da içeri giremezler. Tapınakta toplanınca yan yana dururlar, ellerini bağlarlar, eğilirler ve yeri öperler. Yeri öpmeyiz de. İmamları önde bir sandalye iskemle üstünde oturur ve duaları yüksek sesle okur. Herkes onu tekrarlar. Camide kimse yanındakiyle konuşamaz, ibadet bitene kadar ona bakamaz. Camide kimse diğerinden öne çıkamaz. Bütün ayaklar aynı hizada ve yan yanadır. Caminin içinde dolaşamaz ve etrafa bakamazlar. Bir yerde sessizce dururlar, ellerini büküp katlayıp ibadet bitene kadar öyle kalırlar. İbadetlerini bitirince birbirlerini selamlarlar ve ancak o zaman Allah'ın evini terk edebilirler. Camide hiçbir kapı açık bırakılmaz. İçinde resim ve tablolar yoktur. Sadece hatlar ve çiçek veya geometrik motifli süsler bulunur. İlginçtir ki Müslümanlar bizim pazar günümüz gibi cuma gününü kutlarlar, tatil yaparlar. Bir kimse cuma günü camiye gitmezse onu alır ve bir el merdivenine bağlarlar. Sonra şehrin bütün sokaklarından geçirerek caminin önüne getirirler, bir yere bağlayıp ibadet bitene kadar bekletirler. Sonra çıplak vücuduna zengin olsun fakir olsun 25 değnek vurulur. Herkes hayvanlarından cuma günü aldığı mahsulü hastaneye getirir. Onların papazlarının söylediklerine göre, yani imamı diyor, cuma ibadetini ifa ettikten sonra rahatça evlerine gidebilirler. Zira çalışma kutsaldır ve insanlar boş geçen vakitlerinde çalıştıkları zamanlara göre daha çok günah işler. Bu nedenle halka ibadetlerini yaptıktan sonra cuma günü de çalışmaya müsaade edilir. Üç tür ibadethane vardır. Birine herkes gidebilir. Bu cemaat kilisesi gibi bir şeydir. Müslümanlardaki adı mescittir. Diğerine papazlar yani hocalar gider ve etrafında vakıfları olan manastırlar gibidir. Bu Müslüman dilinde medresedir. Üçüncülerde krallar ve memleketin büyükleri gömülüdür. Orada Allah rızası için fakir kimseler Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun konaklayabilirler. Bu mabetler fakirler evi gibidir. Müslümanlardaki adı ise imarettir. Mabetlere ve çevresine ölü gömülmez. Ölüler açıklığa ve yol kenarına gömülür. Bunu böyle yapmalarının sebebi gelen geçenin onlar için Allah'a dua etmelerini temin etmektir. Bir kimsenin ölümü yaklaşınca yakınları etrafında toplanır ve ona merhamet etmesi için Allah'ı anması, ona yalvarması gerektiğini kendisine söylerler ölünce dışarıda yıkarlar ve hocaları onu ilahiler söyleyerek mezara götürüp gömerler. Müslümanlar yılda bir ay oruç tutarlar ve bu her yıl başka ayda olur. Orucu bütün gün tutarlar. Yıldızlar gökte görününceye kadar yemezler, içmezler. Sonra müezzin bir kuleye çıkarak halkı ibadete davet eder. İbadethanelere gider ve ibadetlerini yaparlar.'' Ancak ondan sonra eve gidip gün ağarana kadar et ve başka neleri varsa yerler. Oruç süresince karılarına yaklaşmazlar. Gebe kadınlar, loğusalar ve hastalar gündüzünde yiyebilirler. Ramazan ayında ne ev için kira ne de nema getiren diğer şeyler için para talep etmezler. Buradaki kiranın esas anlamı faizdir. Müslümanların Paskalyası Ramazan Bayramı Müslümanların Paskalyası hakkında şunlar söylenebilir. 4 haftalık oruç süresi geçince Müslümanlar üç gün bayram yaparlar. İlk günü sabah mabetlerine giderler ve bilinen her zamanki ibadetlerini yaparlar. Sonra basit halk gidip zırhlarını giyer ve en büyük din adamının evinin önünde beyler ve uşaklar toplanır. Üstü kapalı bir tahtı revan alıp altın sırmalı ve kadife kumaşlarla süslerler. İleri gelenler hocayı alıp caminin önüne getirir. Tahtı revanın önünde sancak taşınır ve yine önden çeşitli çalgılar gider. Tanrı'nın evine gelince tahtı revanı indirirler ve en büyük hoca içine girip vaaz verir. Bilare eline bir kılıç verirler, kılıcı kınından çıkartır ve kalabalığa hitaben Allah'tan Müslümanların düşmanı olanlara karşı savaşıp kılıçla onları mağlup edebilmemiz için niyazda bulunun der. Bunun üzerine herkes ellerini göğe kaldırıp Allah'tan bunu diler. Son olarak en kudretli beyler camiye girer ve dualarını yaparlar. Bu esnada sıradan halk taht revan ve beyleri için nöbet tutarlar. Beyler de ibadetlerini bitirince hocanın içinde olduğu taht revan ellerinin üstünde Çalgıcılar ve sancaktarla birlikte hocanın evine getirilir. Sonra da herkes evine gider ve üç gün bayram yapar. Müslümanların diğer bir bayramı Bu bayramdan bir ay sonra Müslümanların Hazreti İbrahim şerefine kutladıkları diğer bir bayram vardır. Bu bayramda kuzular ve sığırlar keserler, etini Allah rızası için ve İbrahim'in şerefine fakirlere dağıtırlar. Çünkü o Allah'a itaat ederek oğlunu kurban etmek istemiştir. Bu bayramda Müslümanlar Muhammed'in kabrini ve İbrahim'in inşa ettiği tapınağı ziyaret ederler. İçinde Muhammed'in gömülü olduğu bu mabet Medine şehrinin kenarındadır. Bu bayramda Sultan İbrahim tapınağını kadife bir örtüyle örter ve bir din adamı oraya gelen her hacıya bu örtüden küçük bir parça kesip verir. Hacılar da bu parçayı oraya ziyaretlerinin bir işareti olarak yanlarında götürür. Müslümanların kanunu. Şimdi Muhammed'in Müslümanlara kanun olarak koyduğu emirlerden söz edeceğim. Öncelikle o Müslümanlara sakallarını kesmeyi yasakladı. Çünkü bu ilk insan olarak Adem'i kendi ilahi şekline göre yaratmış olan Tanrı'nın iradesine aykırı olurdu. Bu sebeple Müslümanlar, Tanrı'nın kendisini yarattığından başka türlü görünenler, genç olsun yaşlı olsun Tanrı'nın iradesini değiştirmiş ve ona aykırı davranmış olmaktadır derler. Ayrıca sakalını kesen bir kimsenin kibirli ve mağrur olduğu ve bu dünyada hoşa gitmek için süslendiği kanaatindedirler. Böylelikle o, ilahi yaratımı hor görmüş olur. Bunu özellikle Hristiyanlar, karılarının hoşuna gitsin diye yaparlar.'' Bu onlara göre Tanrı'nın verdiği şekli dünya perestlik yüzünden değiştirmek olup son derece nahoş bir davranıştır. Bundan başka Muhammed Müslümanların hiçbirinin diğerleri yanında başını açmamasını, ne kral veya imparator ne de soylu olmayanın önünde başındakini çıkartmamasını emretmiştir. Onlar da bu emre uyarlar. Fakat kudretli bir kimse önlerinden geçerken eğilirler ve diz çökerler. İnsan başındakini ancak ölen baba, ana veya bir arkadaşsa cenaze önünde çıkartmalıdır derler ve böyle davranırlar. Eğer bir kimseden davacıysalar, şapkalarını çıkartıp onun önünde yere fırlatırlar, sonra da dava ederler. Muhammed herkesin besleyebileceği kadar karı almasına izin vermiştir. Yine kuraldır ki bir kimse karısı hamile ise ona doğurmasından 14 gün geçinceye kadar yanaşamaz.'' bu sürede başka kadınla yatabilir. Müslümanların dediğine göre kıyamet gününden sonra da onların birçok karıları olacak fakat onlar her yatıştan sonra yine bakire kalacaklarmış. Bundan başka Tanrı'nın bu türlü evliliği sadece Müslüman olarak ölenler için yarattığına inanırlar. Muhammed bunun dışında ancak boynu kesilmek suretiyle kana akıtılan hayvan ve kuşların yenmesini emretmiştir. Bu kurala da uyarlar ve Muhammed yasakladığı için domuz eti de yemezler. Muhammed şarabı Müslümanlara neden yasakladı? Muhammed'in şarabı kendilerine neden yasakladığını Müslümanlar şöyle anlatıyorlar. Günlerden bir gün Muhammed yardımcılarıyla birlikte içinde birçok insanın eğlendiği bir evin önüne geldi. Muhammed insanların bu kadar neşeli olmalarının nedenini sorduğunda Yardımcılarından biri bunun şaraptan ileri geldiği cevabını verdi. Bunun üzerine Muhammed, demek ki şarap insanları neşelendiren bir içki dedi. Akşam tekrar evin önüne geldiğinde büyük bir bağrışma duydu. Erkekler ve kadınlar birbirlerine girmişlerdi ve iki tanesi de bu arada ölmüştü. O yeniden bunun nedenini sorduğunda hizmetkarlarından biri Evvelce o kadar neşeli olan kimseler şimdi kendilerini kaybetmişler, çok şarap içmişler ve artık ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Bunun üzerine Muhammed şarap içmeyi herkese bunlar ister din adamı, ister dünyevi mesleklere sahip olan kimseler, isterse imparator, kral, dük, hür, şövalye, uşak veya yardakçı olsunlar, bundan böyle ağır ceza koyarak yasakladı. Onun dinine inananlar artık hasta olsunlar, sağlam olsunlar, şarap içemeyeceklerdi. İşte bu Müslümanların bana anlattıklarına göre Muhammed'in onlara şarabı yasaklamasının nedenidir. Muhammed onlara Ermeniler hariç Hristiyanlara ve Müslümanlığa düşman olanlara karşı gece gündüz savaşmalarını emretti. Bunlardan yalnız Ermeniler aralarında serbest olmalıydı. Eğer Müslümanlar Ermeniler üzerinde hakimiyet kurmuşlarsa Bunların ayda iki metelikten fazla haraç ödememeleri gerekiyordu. Muhammed çocukluğunda Ermeni papaza önceden anlattığımız gibi böyle bir vaatte bulunmuştu. Muhammed bundan başka Müslümanlara mağlup ettikleri Hristiyanları öldürmemelerini, aksine onları kendi dinlerini kuvvetlendirip yaymak için Müslümanlığa kazandırmaya çalışmalarını söylemişti. Bir Müslüman mezhebi hakkında Muhammed henüz hayattayken 40 yardımcısı vardı. Bunlar özel bir teşkilat kurdular ve Hristiyanlara karşı bir anlaşma yaptılar. Kuralları şuydu: Teşkilata girmek isteyen herkes rastladığı hiçbir Hristiyanı sağ bırakmamaya, tutsak almamaya, bunu herhangi bir yarar için veya para için yapmamaya yemin etmek zorundaydı. Müslümanların Hristiyanlığa karşı açtığı bu savaşta bulunmayan herkesin bir Hristiyan satın alıp onu öldürmesi gerekiyordu. Bu teşkilatın üyelerine gazi denirdi. Türkiye'de bunlardan çok vardır. Kanunları, kuralları gereğince daima Hristiyanlara karşı sefere çıkarlar. Bir Hristiyan nasıl Müslüman olur? Bir Hristiyanın nasıl Müslüman olabileceği ilginçtir. Hristiyan Müslümanlığı kabul etmek isterse yapacağı ilk iş bir parmağını kaldırıp şu sözleri söylemesi gerekir. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. Bunu söyleyince onu en büyük müftü önüne götürürler. Orada bu kimse aynı şeyleri bir kere daha söyler ve Hristiyanlığını reddeder. Bundan sonra ona yeni bir kıyafet giydirirler. Papaz başına yeni bir sarık sarar. Bunu Müslüman olduğu anlaşılsın diye yaparlar. Zira Hristiyanlar başlarına mavi, Yahudilerse sarı bez bağlarlar. Sonra papaz bütün oradakilere hazırlanmalarını ve atı olanların atlı olarak yürüyüşe katılmalarını emreder. Bu emir o bölgedeki bütün hocalar için de geçerlidir. Hepsi toplanınca Müslümanlığa geçen kimseyi ata bindirirler. Basit halk önünde yürür, din adamları arkadan giderler.'' Bu arada borular, davullar, zurnalar çalınır. İki hoca yüksek sesle şöyle bağırırlar. Tanrı birdir, Mesih İsa kuludur, Meryem kızıdır, Muhammed en büyük peygamberdir. Mühtedi şehrin bütün sokaklarında dolaştırıldıktan sonra onu camiye götürürler. Orada sünnet ederler. Fakirse büyük ölçüde mal, eşya toplayıp kendisine verirler.'' En yüksek beyler onu özellikle onurlandırırlar ve zengin ederler. Bunu yapmalarının nedeni Hristiyanların Müslümanlığa daha kolay dönmesini sağlamaktır. İslamiyeti kabul eden bir kadınsa keza en yüksek papaza yani müftiye götürülür. Orada o da la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah demek zorundadır. Sonra müftü kadının kemerini alır, parça parça keser, bundan bir haç yapar, bu haçı kadının üç defa çiğnemesi ve Hristiyan inancından vazgeçtiğini ve adı geçen sözleri söylemesini ister. Müslümanların ticarette güzel bir gelenekleri vardır. Bir kimse kimden olursa olsun bir şey satın almaya kalkışınca satıcıya şunu söyler. Sen geçinebilmek için ancak Tanrı'nın öngördüğü kadar kazanmalısın. Fazlasını değil, bunun üzerine tacir, 40 parada bir para veya 40 altında bir altından fazlasını alamaz. Buna onlar Allah'ın hoşuna giden satın alma ve kazanç derler. Bunu onlara Muhammed öğretmiştir. Şu anlamdaki herkes birbirinden geçinir, fakir zenginden. Her vaazdan önce hocaları onlara birbirlerine karşı yardım etmelerini ve hükümdara karşı itaatkar olmalarını söyler. Zenginler fakirlere karşı alçak gönüllü olmalıdır. Böyle alçak gönüllü olurlarsa her şeye kadir olan Tanrı onlara düşmanlarına karşı kuvvet ve kudret verir. Müslümanlar hocalarının ilahi işler hususunda söylediklerine oldukça inanırlar ve bu sözlere riayet ederler. İşte Muhammed'in Müslümanlara verdiği dinin kuralları. Öğrenebildiğim kadarı bunlardır. Müslümanların İsa ve Meryem hakkındaki inançları Müslümanlar İsa'nın bir bakireden doğduğuna ve doğumdan sonra da Meryem'in bakire olarak kaldığına inanırlar. Onlar aynı zamanda İsa'nın doğumundan sonra annesiyle konuştuğuna ve onu teselli ettiğine ve İsa'nın bütün peygamberlerin en üstüne olduğuna, asla günah işlemediğine, başka hiç kimsenin onunla eşit olmadığına da inanırlar. Yalnız İsa'nın çarmıha gerildiğine inanmazlar. Hatta onlara göre Hristiyanların bu inançları İsa Tanrı'nın en yakını olduğu ve asla günah işlemediği halde çarmıha gerildiğine inanmaları kötü ve yanlış bir inançtır. Eğer İsa tamamen suçsuzsa, çarmıha gerilmiş olsaydı o zaman Tanrı'nın adil bir hakim olmaması gerekirdi. Onlara baba, oğul, kutsal ruhtan oluşan Tanrı'dan bahsedilince bunların üç şahıs olup Tanrı olmadığını, çünkü Kur'an'da üçlülükten hiç bahsedilmediğini söylerler. İsa'nın Tanrı'nın kelamı olduğunu söyleyince de tabii biz Tanrı'nın konuştuğunu biliyoruz, aksi halde o Tanrı olmazdı diye cevap verirler. Kendilerine meleğin bildirdiği bir söz üzerine Meryem'den doğmasının Tanrı'nın oğlunun hikmetinin olduğunu veya biz Hristiyanların hepimizin mahkeme önüne çıkacağımızdan bahsedilen söz hatırlatıldığında bunun gerçek olduğu karşılığını verirler. Kimse Tanrı'nın sözlerine karşı çıkamaz. Onlar da aynı zamanda kimsenin Tanrı'nın sözlerinin büyüklüğünü kavrayamayacağını söylerler. Onların kitapları Kur'an'da meleğin Meryem'e söylediği İsa'nın Tanrı'nın kelamından doğduğu hususundan söz eder ve bunu açıklar. Müslümanlar bundan başka İbrahim'in Tanrı'nın dostu ve Musa'nın onun peygamberi olduğunu ve İsa'nın Tanrı'nın kelamı olduğunu söylerler. Fakat onlarca Muhammed Allah'ın gerçek elçisidir. Onların kanaatine göre de İsa, Tanrı'ya en yakın, en şerefli dört kişi arasındadır. O mahşer gününde bütün insanları yönetecektir. Muhammed ne zaman yaşadı? Muhammed doğduğunda İsa'nın doğumundan 609 yıl geçmişti. Müslümanların inandığına göre onun doğduğu gün bin bir adet kilise kendiliğinden yıkılmıştı. Bu olay onun ileride Hristiyanlığı çok tehlikeli bir duruma koyacağının bir işaretiydi. Şimdi Rum Ortodoks inancında bulunan dillerden bahsetmek istiyorum. Birincisi Rum dilidir ki bununla kitaplarda yazılmıştır. Türklerde bu dile Urum denilir. Sonra Rus dili vardır ki Rus derler, üçüncüsü Bulgarca olup ona Bulgar tesmi ederler. Batı Slav dillerinden olan dördüncü dil Arnavut'tur. Beşinci Eflan dilidir ki İflak denir. Altıncısı Osetler olup Müslümanlar Afs derler. Yedincisi Kutia dilidir ki buna Tat derler. Saygunaysa Çerkeş diyorlar. Dokuzuncu dil Abukasenlerin dili olup Müslümanlarda Abaza ismini taşır. Onuncusu Gorgilas olup Gürcü denir. Onbirincisi Megrellen olup Türkler de aynı şekilde söylerler. Suriye inancıyla Rum Ortodoks inançları arasında sadece tek bir fark vardır. Bu yüzden Rumlar bunun ikisinin aynı olduğunu söylerler. Fakat Suriyeliler Jakobisttir yani Aziz Jakob'un inancına bağlıdır. Buna göre her rahip, Tanrı'nın vücudunu temsil eden ve kilisede rahiplerce ağza koyulan kaşeyi bizzat kendi hazırlar. Bunu yapan hamuru hazırlarken sakalının telinden birini alır ve bunu kaşenin içine koyarsa onu Tanrı'nın vücudu eti haline dönüştürmüş olur. Bu Rum Ortodoks inancına göre önemli bir farktır. Suriyeli rahiplerin kilisede seslendirdikleri şeyler Suriye dilinde olup Rumca söylenmez. İstanbul. Konstantinopol, İstanbul çok güzel, büyük ve gösterişli bir şekilde inşa edilmiş bir şehirdir. Surlarının uzunluğu kesin olarak söylenebilir ki 10 İtalyan mili uzunluğunda olup 1500 kapısı vardır. Şehrin kesiti üçgen şeklindedir. Bunun iki kenarı deniz tarafından çevrilmiştir. Rumlar şehre İstimboli, Türklerse İstanbul derler. Karşıda Beyoğlu, Pera şehri vardır. Rumlar ve Müslümanlar buna Galata ismini verirler. İki şehir arasında 3 mil uzunluğunda ve yaklaşık yarım mil genişliğinde bir deniz kolu vardır. Körfez içeri uzanır. Karayolu uzun olduğu için bir şehirden diğerine bu körfez üzerinden geçilir. Beyoğlu veya Galata Cenevizlilere aittir. Büyük İskender iki denizin birbirine akmasını sağlamak için kayalar ve dağlar arasında 15 mil uzunluğunda bir kanal açtırmıştır. Bu kanal Büyük Deniz veya Karadeniz denilen Tuna ile birçok başka nehirlerin döküldüğü denize açılır. Buradan Kefe, Trabzon ve Samsun gibi bu denizin kenarında bulunan şehirlere gidilir. İstanbul yakınındaki deniz koluna Rumlar Helespont, Türklerse ise Bokes ya da Boğaz derler. İstanbul'un karşısında deniz kenarında bir iskele vardır ki Türklere ait olup ismi Sukutari'dir. Üsküdar derler. Türkler oradan karşıya geçerler. İstanbul'dan çok uzak olmayan güzel bir ovada Turuva vardır. Hala eskiden şehrin nerede olduğu gayet iyi görülmektedir. İstanbul'daki imparatorun şehirde iki sarayı vardır. Bunlardan biri çok güzel olup içi altın yaldız ve mermerlerle zengin şekilde süslenmiştir. Sarayın önünde turnuvalar ve yapılacak diğer eğlenceler için büyük bir meydan vardır. Orada uzun, yüksek bir mermer sütun üzerinde İmparator Justinianus'un at üstünde bir heykeli bulunmaktadır. Bir şehirliye bu heykelin neden yapıldığını sorduğumda, çanların yapıldığı bronzdan olup at ve süvarinin yekpare dökülmüş olduğunu söyledi. Burada bazıları ise onun deriden yapılmış olduğu buna rağmen ve herhalde bin senedir orada durduğu kanaatindedirler. Deriden yapılmış olsaydı bu kadar dayanmaz çoktan çürümüş olurdu. Süvari bir zamanlar elinde kendisinin Hristiyanlar ve putperestlerin kudretli bir imparatoru olduğunu simgeleyen altın bir elma taşırmış. Bugün imparator bu kudreti haiz olmadığından elma da ortadan kaybolmuş. Rumlar İstanbul'a pek uzak olmayan bir yerde Lempriya Adası vardır. Orada İstanbul'un bulutlarına uzanacak kadar yüksek bir tepe bulunur. Tepenin üstünde bir kilise vardır ki Hindistan'da bile daha güzeli bulunamaz. Kilisenin adı Ayasofya'dır. Tamamen kurşunla örtülüdür. Kilisenin içinde insan kendini aynada gibi görür. Mermer ve duvarların cilası o kadar berrak ve iyi işlenmiştir. Bu kilisede Rum Patriği kendisine bağlı rahiplerle birlikte oturur. Patriğe bağlı bütün insanlar biz günahlarımız nedeniyle nasıl Roma'ya gidiyorsak onlar da buraya haç için gelirler. Konstantin bu kiliseyi yaptırdığında onu güzelleştirmek için kubbenin ortasına 5000 altın yuvarlak levha koydurttu. Her dilim bir değirmen taşı büyüklüğü ve kalınlığındaydı. Fakat imparator Türk kralı Bayezid'e karşı giriştiği savaşta Türkler 7 yıl İstanbul önlerinde kalınca levhalardan ikisini indirtti. Bu sıralarda ben Türk kralı emrinde bulunuyordum. Kilisede bizzat 3 levayı gördüm. Ayasofya Kilisesi'nin 300 kapısı vardır. Hepsi de pirinçten yani sarı bakırdan yapılmıştır. İstanbul'da 3 ay süreyle Patrik'in evinde bulundum. Fakat Müslümanlar bizi tanıyıp İmparatordan geri isterler korkusuyla bana ve arkadaşlarıma şehirde dolaşmaya müsaade edilmiyordu. Şehri gezip görmeyi çok isterdim fakat imparator yasakladığından bunu yapmamak gerekiyordu. Buna rağmen patriğin hizmetindekilerle birkaç kere dışarı çıktık. Rumların inançları Rumların Hristiyanlığın teslis yani üçlükte birlik esasına ve Roma'daki kutsal taht ve papaya da inanmadıkları göze çarpmaktadır. Onlar kendi patriklerinin Roma'daki papa kadar kuvvetli olduğunu düşünürler. Rumlar takdis merasimini şarap ve sıcak suyla karıştırdıkları takdis edilmiş ekmekle değişik şekilde yapıyorlar. Rahip Tanrı'nın vücudunu temsil eden şaraplı ekmeği hazırlarken herkes başını eğer bakmaz. Çünkü onların kanaatince hiçbir insan Tanrı'yı görmeye layık değildir. Rahip dini merasimi bitirince dönüştürdüğü ekmeği alır, küçük parçalara bölüp bir çanağa koyar. Erkekler ve kadınlar çömelirler, eğilirler, rahip veya öğrencisi dolaşır ve onlara ekmeği götürür. Herkes bir parça ekmek alıp yer. Ekmeğe onlar prosfora derler. Ve bu ekmek ne bir erkek ne de bir kadın tarafından değil, bir bakire veya manastırda yaşayan bir kadın tarafından pişirilir. Rumlar çocuklara da sakrament verirler. Buna mukabil hiç kimseye kutsal yağ vermezler. Bunun adet olmadığını ve insanların her birinin ancak mahşer gününde hak ettiği şekilde cehenneme veya cennete gideceğini söylerler. Hristiyanlardaki gibi çok dini merasim yapmazlar. Onlara göre bir günde merasim masası altar üzerinde birden fazla dini tören yapılmamalıdır. Mihraplarında dini merasim hiçbir zaman Latince yapılmaz. Çünkü dualar yalnızca Rumca okunur. Onların kanaatince Rumca inançlarına dahil bir unsurdur. Rumlar yalnız kendi inançlarının gerçek Hristiyanlık olduğunu, diğer bütün inançların yanlış olduğunu iddia ederler. Yalnız pazar günleri kilisede merasim yaparlar, iş günlerinde değil. Çünkü rahipleri zanaat sahibi olup çalışmak zorundadır. Bu rahiplerin hepsi evlidir fakat ancak bir defa evlenebilirler. Bir rahibin karısı ölürse artık bir daha ne eş olarak ne de başka şekilde kadın alamaz. Faraza bir rahip bir kadınla ilişki kurar ve piskopos bunu öğrenirse onun rahiplik yetkisi alınır. Bir daha o kimse dini tören yönetemez. Piskopos bir kimseyi kutsayarak ona rahiplik verirken beline bir kuşak bağlar. Rahip kurallara aykırı hareket ederse piskopos kuşağı geri alır. Bunun anlamı onun artık dini tören yönetememesi ve memuriyetini kaybetmesidir. En iyi ve en zengin kadınlar rahiplerle evlenirler. Bir mecliste rahibin eşi masanın en başına oturur. Kadınlar birlikte bir yere giderlerken yine o en önden yürür. Rumların kiliseleri müstakil değildir. Bir kilise yaptıran kimse ölünce varisleri diğer mallar gibi kiliseye de sahip olur. Onu diğer herhangi bir bina gibi satabilirler. Onlar bekar bir kadınla ilişkiye girmenin günah olmadığını, bunun tabii olduğunu, hele hiçbir zaman büyük günah olmadığını söylerler. Paradan yılda yüzde 24 faiz alınırsa bu onlara göre Tanrı'nın razı olduğu bir kazançtır. Çarşamba günleri et yemezler, cumaları ise sadece zeytinyağı ve balık yerler. Cumartesi onların laflarına bakılırsa oruç günü değildir ve o gün rahatlıkla et yenebilir. Kilisede kadınlar ayrı bir yerde dururlar ve ne erkekler ne de kadınlar mihraba yanaşamazlar. Hac çıkarmayı sol elleriyle yaparlar. Bir kimse ölürse yeniden vaftiz edilir. Kendilerini her yıl vaftiz ettiren birçok kimseye rastlanır. Kiliselerinde vaftiz çeşmesi yoktur. Piskopos kilisede bulunuyorsa o rahiplerin ortasında koro halinde durur. Piskopos bütün yıl boyunca hiç et yemez. Oruç tutma zamanında o diğer rahipler ne balık ne de kanı olan şeyler yiyebilir.'' Yine onların iddiasına göre rahipler sakallarını tıraş ederlerse büyük günaha girmiş olurlar. Zira bu dindarca bir davranış olmayıp zübbece bir şeydir ve kadınların hoşuna gitmek için yapılmaktadır. Bir kimse ölüp de duası okununca rahip ve orada bulunanlara eski geleneklere göre yemeleri için ekşimiş buğday verilir. Bu buğdaya koleba denir. Ölüler gömülmeden önce yıkanır. Rahipler diğer tüccarlar gibi alım-satım yapabilirler. Bunlar gerçek oruç zamanında da 50 gün boyunca oruç tutarlar. İsa'nın doğumunda 40 gün, kutsal 12 havari için 30 gün, Meryem'in göğe yükselmesinde 15 gün oruç tutarlar. Kutsal kadınımız Meryem şerefine yılda üç gün bayram yaparlar. Çünkü 2 Şubat'ta Ligmas'ı kutlamazlar. Hz. İsa'nın yeniden dirilmesi bayramını bizim gibi değil, Paskalya gününü takip eden Cuma gününde kutlarlar. O zaman Kristos Aneste duasını icra ederler ki bu İsa dirildi anlamına gelir. İstanbul şehrinin kuruluşu İstanbul'daki imparator patrikleri bizzat tayin eder ve kiliselere bütün mevhibeyi ilahileri tevcih eder. O kendi devleti içinde hem dini hem de dünyevi hükümdardır. Rum bilginlerinden birçok defalar duyduğuma göre Aziz Konstantinius birçok gemi ve kadırgayla Roma'dan Yunanistan'a yani bugün İstanbul'un bulunduğu yere gelmiştir. O sırada Tanrı'nın bir meleği görünerek ona burada yerleşmelisin fakat şimdi atından inme, arkana bakma ve atını yola çıktığın yere sür. Atından inmeyip yarım gün boyunca sürdü. Sonra bindiği yere yaklaştı. O zaman başını döndürüp baktığında arkasında adam boyunda bir duvarın yükselmiş olduğunu gördü. O andan itibaren nereye dönüp baksa, nereye dönse yola çıktığı yere kadar duvar yerinde durmayıp 20 adım aralıkla onu takip ediyordu. Sonradan sık sık boşluğu doldurmak için gayret edildi ve üstü örüldüyse de durmak bilmiyordu ve denize doğru gidiyordu. Öyle ki böylece duvar yani surlar karaya doğru olması halinden daha az nöbetçi gerektiriyordu. Bu yeri bir saat gördüm. Orada duvar kazıklarla yapılmış set üzerine kurulmuştu. Bu yüzden Rumlar bu surların melek tarafından inşa edildiğini de söylerler. İmparatorun başında taşıdığı taç da ilahi bir taçtır. Onu melek gökten Aziz Konstantin'e getirmiştir.'' Bu yüzden İstanbul İmparatorundan daha saygıdeğer ve daha yüksek yaratılışlı hiçbir imparator yoktur. Bir rahip ölünce dini merasim sırasında üzerinde taşıdıklarıyla öylece bırakırlar. Onu bir koltuğa oturtup mezara koyarlar ve sonra da toprakla üzerine örterler. Bir rahip evlenirse bu onun rahip olarak vaftiz edilmesinden önce yapılır. Sebebi çocuğu olup olmayacağını anlamak içindir.'' Çocuğu olmazsa rahip tayin edilemez. Çocuğu olur olmaz rahipliğe yükseltilir. Ahali yalnız babamız duasını okur fakat Ave Maria'yı okumazlar. Birçok rahip dini tören elbisesi olarak beyaz kıyafet taşır. Gürcüler ve Osetler'de evlenme adetleri Gürcüler ve Osetlerin evlenmede şöyle bir adetleri vardır. Bunlar bir bakireyle evlenmek isterlerse damadın ana babası gelinin annesine kızlarının temiz bir bakire olmasını şart koşar. Eğer kız böyle değilse o evlenme geçersiz olur. Bundan sonra evlenme akdedilir. Düğünde gelin şarkılarla gerdek yatağına götürülür ve yatar. Ardından damat delikanlılar arasında dal bir kılıçla yatağın önüne gelir ve üstüne bir kere vurur. Bunun üzerine hepsi yatağın önünde oturur, yerler içerler, dans edip şarkı söyleyip eğlenirler. Sonra damadın elbiselerini çıkartırlar. Üstünde sadece gömleği kalıncaya kadar onu soyarlar ve hepsi dışarı çıkar. Damat gelinin yanına uzanınca erkek kardeşi veya en yakın arkadaşlarından biri gelir, kapının önünde kınından çıkartılmış bir kılıçla damat tekrar kalkıncaya kadar nöbet tutar. Damat gelinin bakire olmadığını anlarsa annesine bunu haber verir. Annesi arkadaşlarıyla gelerek yatak çarşafını birlikte kontrol eder. Normal bir bakirede olması gereken durumu göremezlerse hepsi çok üzülürler. Ertesi sabah gelinin ebeveyni düğün evine gelir. O sırada damadın annesi dibi delik bir içki kabını hazırlamıştır. Kaseyi şarapla doldururken deliği parmağıyla tıkar sonra içmesi için gelinin annesine uzatır. Parmağını çekince doğal olarak şarap alttan akar. Bu o sırada gelinin annesine işte senin kızın da böyleymiş demektir. Bu gelinin anne babası için büyük bir utançtır. Gelini görmek için alırlar ve damadın ebeveynine, oğullarına tertemiz bir karı olarak vermek istediklerini fakat kızlarının böyle olmadığını ifade ederler. Bunu mütakip rahip ve hatırlı kişiler gelirler ve damadın ana babasından gelin için özür dilerler. Damada gelini hala isteyip istemediği sorulur. Eğer istiyorum derse rahip ve bunu isteyen eşraf kızı ona eş olarak verirler. Fakat razı olmazsa taraflar için muteber şekilde ayrılmış olurlar. Taraflar evlilik için getirdiklerini geri verirler, damadın geline yaptırdığı elbiseler de iade edilir.'' Bundan sonra erkek ve kız başka kimselerle evlenebilir. Ermenistan'da da birçok kimse arasında aynı gelenek vardır. Müslümanlar bunlara Gürcüler derler. Ermeniler, şehirleri ve adetleri. Ermenistan'da çok bulundum. Timur'un ölümünden sonra Ermenistan'da iki krallığa sahip olan oğlu Şahruh'un yanına geldim. Şahruh Ermenistan'ı seviyordu çünkü orada doğa çok güzeldir. O hatta kışı da çoğunlukla güzel otlakları olduğu için orada halkıyla birlikte geçirirdi. Dicle denilen büyük nehir bu memleketten geçer. Burada nehrin çevresinde iyi ipek böceği yetişir. Bu bölgeye Müslüman dilinde Karaba denir. Ermenistan'da bulunuyorsa da bütün buralar Müslümanların elindedir. Ermeniler köylerde de yaşarlar ve Müslümanlara haraç ödemek zorundadırlar. Ben daima Ermenilerin yanında oturdum. Çünkü onlar Almanlara rağbet ederler ve sırf bu yüzden de beni evlerinde misafir ederlerdi. Bana kendilerinin pater noster dualarını ve dillerini öğrettiler. Ermenistan üç krallıktan oluşur. Tiflis, Kozan ve Erzincan. Ermeniler İsingan diyorlar. Bu küçük Ermenistan'dır. Onlar uzun süre Babil'e sahip olmuşlardır. Fakat artık kendi krallıkları yoktur. Ben orada bulunurken Tiflis ve Erzincan Timur'un oğluna aitti. Sis Mısır Sultanı'na aitti fakat 1277 yılında Kahire Sultanı tarafından fethedildi. Ermenilerin inançları. Ermeniler kutsal üçlülükte birliğe inanırlar. Yani teslis inancı. Onların rahiplerini dini merasime giderken ve kilisede vaazlarında kendilerini Hristiyanlığa döndüren Aziz Bartolomeos ve Aziz Theodos'un iki kutsal elçi hikayesini çok dinledim. Fakat Ermeniler sık sık bu inançtan ayrılmışlardır. Gregorius isminde yeğeni Ermeni kralı olan kutsal bir adam vardı. Bu Aziz Silvester'ın Roma'da papa olduğu zaman rastlar. İyi bir Hristiyan olan Ermeni kralı öldü ve yerine oğlu Derdat Tiridades geçti. Çok kuvvetli olup kırk öküzün kuvvetine sahipti. Yani bunların çekeceği ve kaldıracağı şeyi tek başına yapabilirdi. Bu kral Kudüs'teki büyük kiliseyi inşa ettirmişti. Fakat kral olunca tekrar putperestliğe döndü ve Hristiyanları çok aşağılıyordu. Yeni Gregorius'u tutuklayıp ondan kendi putlarına tapmasını istedi. Mübarek adam bunu kabul etmek istemediğinden onu içinde engerekler, yılanlar ve diğer tehlikeli böceklerin bulunduğu bir çukura attırdı. Fakat bu hayvanlar ona hiçbir şey yapmadılar. Gregorius 12 yıl boyunca bu çukurda yaşadı. Bu arada kutsal bakireler Fransa'dan gelip Ermeni inançlarına karşı Hristiyanlık inançlarını vaazlarla telkin ettiler. Kral bunu duyunca o bakireleri yanına getirtti. Onlardan Suzanna isimlisi çok güzeldi. Onu odasına getirtip orada dokunulmamışlığını zorlamak istedi. Fakat kral o kadar kuvvetli olduğu halde bütün gücüne rağmen Bakire'ye hiçbir şey yapamadı. Çünkü Tanrı onun yanındaydı. Çukurdaki tutukluya bu hikayeyi anlattıklarında o "Domuz!" diye bağırdı. Aynı anda kral tahtından yuvarlandı ve bir domuza dönüştü ve ormana kaçtı. Böylece memlekette büyük bir kargaşa başladı. Ülkenin büyükleri aralarında müzakere edip Gregorius'u çukurdan çıkarttı ondan krala yardımcı olmasını rica ettiler. O krala ancak kendileri ve kral Hristiyan olursa yardım edeceğini söyledi. Ülkenin beyleri bunu kendileri ve kral adına vaat ettiler. O zaman Gregorius, atlarınıza binip ormana gidin ve onu arayıp buraya getirin dedi. Onun dediğini yaptılar. Kralı bulup Gregorius'un önüne getirdiler. Kral onu görünce ona doğru koştu ve ayaklarını öptü. Gregorius diz çöküp her şeye kadir Tanrı'dan bu insanı affetmesini ve onu tekrar eski haline getirmesini niyaz etti. Bunun üzerine kral yeniden bir insan oldu ve bütün tebaası halkıyla birlikte Hristiyanlığa döndü. Sonra Babil'e putperestlerin üzerine yürüdü. Şehri ve bütün memleketi fethetti. Onları ve ayrıca üç krallığı da aynı şekilde Hristiyanlığa döndürdü. Gregorius'u en yüksek rahip olarak atadı ve dini düzenin koruyucusu yaptı. Böylece Ermenilerin inancı Kral Derdat ve Aziz Gregorius tarafından sağlanmış oldu. Putperestlerden birçok topraklar ele geçirdiler ve onları kılıç zoruyla Hristiyan yaptılar. Bugün artık krallıklarının hepsini kaybetmişlerdir fakat hala savaşçı insanlardır. Krallıklarını kaybedip Sis'in sultana geçmesi pek eski değildir. Patrikleri de eski başkentlerinde otursa da sultana büyük ölçüde haraç ödemek zorundadır. Kıbrıs kralı Ermenistan'dan pek çok kimseyi sarayına almıştır. Çünkü çok yakındadırlar. Papa Silvester'ın Konstantin Roma İmparatoru olduğu sırada yaptığı mucizeden de bahsedilir. Onu bu ağır bir hastalıktan kurtarmıştı. Rivayete göre bütün çocuklar öldürülmek için imparatora getirilmişti. Çünkü doktorlar yakalandığı hastalıktan kurtulabilmesi için çocukların kanıyla yıkanması gerektiğini ona söylemişlerdi. Papa bir mucizeyle onu iyileştirerek bunu engellemişti. Bir ejderha ve tek boynuzlu canavar. Vaktiyle Roma yakınındaki dağlarda bir ejderha ile tek boynuzlu bir canavar vardı. Sokaklardaki insanlara zarar veriyorlardı. Kimse bunlara karşı bir çare bulamıyordu. O zaman Papa Sylvester Ermeni kralı çok kuvvetli bir insan olduğu için ondan Allah rızası için bu ejderha ve canavarı öldürmesini rica etti. Kral tek başına bunların inlerinin neresi olduğunu öğrenmek için gitti. Tam da onlar birbirini ısırırken vardı. Onları ejderha kaçmaya başlayana kadar seyretti. Tek boynuzlu canavar diğerini kayalar içindeki bir mağaradan dışarı çıkarmaktaydı ejderha geriye döndü ve tek boynuza karşı savunmaya geçti. Tek boynuzlu diliyle ejderhaya vurup onu dışarı çekmek istedi. O da tek boynuzluyu ağzıyla yakaladı, birbirlerini hırpalayarak çekişmeye başladılar. Öyle ki tek boynuzlu ejderhayı boynuna kadar mağaradan çıkartmıştı. Fakat hiçbiri diğerini bırakmıyordu. O anda kral atıldı ve ejderhanın kafasını kesti. Fakat tek boynuzu o kadar hırpalanmıştı ki ejderhanın kafasıyla birlikte kayalardan aşağı yuvarlandı. Kral arkasından atlayıp onu da öldürdü. Sonra Roma'ya dönerek kelleleri gidip getirmelerini emretti. Ejderhanın kafası ancak bir arabaya sığdı. Böylece Kral Derdat Romalıları bu canavarlardan kurtarmış ve bu nedenle de Romalılar özellikle kutsal peder ona büyük saygı göstermişti. Bundan sonra Gregorius Papa'ya giderek ondan kutsal emanetleri rica etti ve elde etti. Sonra memleketlerine döndüler. Gregorius Papa'dan öğrendiği şekilde Hristiyan inançlarını öğretiyordu. Önceden söylendiği gibi Ermeniler sonradan buna riayet etmediler. Bu arada kendi patriklerini kendileri seçmeye başladılar. Patrik seçmek istediklerinde 12 piskopos ve 4 baş piskopos gerekiyordu. Bunlar içlerinden birini Patrik seçiyordu. Ermeniler Gregorius'un Roma'dan kendilerine getirdiği emanetlerden birçoğunu değiştirdiler ve bu arada da Roma kilisesinden ayrıldılar. Onların rahipleri takdis merasimi için pide kullanırlar. Dini merasim için gerekli bu pideler içlerinden sadece biri tarafından hazırlanır. O bunları hazırlarken diğerleri mezmurdan parçalar okur. Başka rahip yoksa bu parçaları kendisi okur. Onların iddiasına göre kutsal takdis için gerekli olan ekmeği herhangi bir erkek veya kadının hazırlaması büyük günahlardandır. Bu ekmeğin diğer ekmekler gibi satılması da doğru değildir. Ermeniler kutsal ekmeği Tanrı'nın vücuduna simgesel olarak dönüştürürken su değil şarap kullanırlar. Dini tören yapmak isteyenler hepsi bir arada ayakta dururlar. Rahip asıl kürsü de bunu yapmadan içlerinden kimse dönüştürmeyi ifa edemez. Böylece hepsi birlikte dönüştürmeyi yaparlar. İncil'i güneşin doğmasına doğru okurlar. Merasimi yürüten rahip aynı gün gece yarısından sonra artık uyuyamaz. Takdis merasimi yapacaksa üç gün öncesinden ve bir gün sonraya kadar karısıyla yatamaz. Hiçbir diyakonu veya takdis edilmişlerden birini de mihraba bırakmazlar. Bu ancak bir rahip için mümkündür. Günah çıkarmamış ne erkek ne kadın kimse dini merasime katılamaz. Aybaşısı olan kadınlar kiliseye giremez. Biriyle arasında kim ve düşmanlık olanlar bu kavga halledilinceye kadar kilise dışında kalır. İçeriye almazlar. Erkekler ve kadınlar töreni yöneten rahiple beraber tüm duaları teganni ederler. Çocuklara bile sakrament verirler. Rahipler ne saçlarını ne de sakallarını keserler. Kutsal yağ olarak 200 pelesen kullanırlar. Çünkü patrikleri kendi piskoposluk ruhani bölgesinde dağıtmak üzere pelesen için sultana çok para öder. Rahipliğe kabul edilen kimse 40 gün 40 gece kilisede kalmak zorundadır. 40 gün geçince ilk dini törenini yapar. Onu ilahilerle ve merasim kılığı içinde dışarıya çıkartırlar. Karısı ve çocukları gelip önünde diz çöker. O da onları takdiz eder. Sonra rahibin arkadaşlarıyla karıları ve diğer bütün davetliler gelip adaklarını, hediyelerini getirirler. Sonunda evlenirken yaptığı düğünden daha büyük bir kutlama yapılır. Rahip 40 gün arka arkaya dini tören yaptığı sürece karısıyla beraber olamaz. Ancak bundan sonra birbirlerine yaklaşabilirler. Bir çocuk vaftiz edilirken ancak bir erkek tarafından tutulabilir. Kadınlar tutamazlar. Onların söylediğine göre İsa'yı da bir erkek vaftiz etmişti. Bir kadını vaftizde beraber götürmek büyük bir günahtır. Vaftize büyük saygı gösterilir. Hatta vaftiz babalarını görünce diz çökerler. Onlarda evlenme yoluyla doğan akrabalık dördüncü kuşağa kadar uzar. Ermeniler mesela Rumların hiç yapmadıkları şeyi yaparlar. Bizim kilisemizdeki merasimlere severek katılırlar. Onların kanaatince kendi inançlarıyla bizimki arasında bir kıl payı mesafe varken Rumların inancıyla aralarında uçurum vardır. Çarşamba ve Cuma günleri oruç tutarlar. Advent'te oruç tutmazlar. Buna mukabil Paskalya'da 50 gün tutarlar ve bu sürede sadece zeytinyağı yerler. Paskalya günü istedikleri kadar yerler. Kutsal Gregorius bayramında bir hafta süreyle oruç tutarlar, perhiz yaparlar. Eylül'de Kutsal Haç gününde ve Büyük Aziz Jakob için bir hafta süreyle perhiz yaparlar. Meryem Ana için Ağustos'ta 15 gün Kutsal Üç Kral gününde bir hafta perhize girerler. Onların azizlerinden biri Terçis Şövalye'ydi. Bir savaşa giriştiklerinde veya zorda kaldıklarında ona başvururlar. Onun için de bir hafta perhiz yaparlar. Birçok şövalye ve soylu insanlar vardır ki onun için üç gün ne yer ne içerler. Çünkü o en zor zamanlarda imdatlarına yetişir. Ermenilerin tatil günü cumartesidir. Paskalya günü akşam ikindiden sonra bir dini merasim yaparlar ki o sırada Kudüs'teki kutsal mezardan ışık parıldar. Bizimle ortak olan bayramları sadece Paskalya, Pankot Yortusu ve İsa'nın göğe yükselişidir. Diğer bayramları kendilerine özeldir. Onlarda Noel Haçı suya atmayı ortusudur. O akşam ikindiden sonra dini tören yaparlar. İsa'nın doğumundan tam 30 yıl sonra vaftiz edildiğini söylerler. Bu yüzden de İsa'nın doğumunu ve vaftizini aynı günde yani 6 Ocak'ta kutlarlar. 12 havarı için bir hafta perhize girerler fakat sadece bir günü, cumartesiyi kutlarlar. Ave Maria duasını yılda sadece bir defa, o da perhiz zamanındaki tebliğ gününde okurlar. Evliliği bizim gibi anlamazlar. İki eş birbirlerine katlanamıyorlarsa veya biri diğerini istemiyorsa yemekte ve yatakta ayrılırlar. Fakat her iki tarafta artık birbirini hiç istemiyorsa tamamen ayrılırlar. Her biri başka bir eş alabilir. Çocuklar varsa bunlar babaya verilir. Kiliselerin hepsi serbesttir. Bu sebeple sonradan hiç kimse miras olarak eline geçiremez veya satamaz. Bir rahip kendi servetiyle bir kilise yaptırırsa onu cemaate armağan etmek zorundadır. Böylece onun ölümünden sonra kimse herhangi bir hak iddia edemez. Aksi halde kilise inşa ettirmezler. Bir derebeyi de ancak sonradan kimsenin hak iddia edemeyeceği şekilde bir kilise yaptırabilir. Eskiden onlarda bir kilise inşa ettiren din adamı veya din sınıfı dışı bir kimsenin mirasçılarının kiliseyi diğer mallar gibi satması, ona sahip olması bir gelenekti. Hatta kiliseyi kiralayabilirdi. Şimdi bu adeti kaldırmışlar çünkü Tanrı'nın evi müstekil olmalıdır diyorlar. Ermenilerin rahipleri her gece mes veya kudda sahiline giderler ki bunu Rum papazları yapmaz. Birçok zengin Ermeni daha hayattayken kendilerini ölüm için okuttururlar dediklerine göre bir insanın kendi ışığını kendi eliyle yakması bunu başkalarının yapmasından daha iyidir. Bununla şunu kastediyorlar. Bir kimse daha hayattayken kendi ruhu için ilgilenmezse arkadaşları herhalde hiçbir şey yapmazlar. Arkadaşlar sadece para elde edip, edip etmeyeceklerine bakar. Senin ruhun kimsenin umrunda olmaz. Bir insan kendi eliyle kendi ruhunun selameti için bir şeyler yaparsa Tanrı da ondan hoşnut olur. Ermenilerin kiliselerinde sadece bir tane haç vardır. İsa'nın çarmıha gerildiği haçın birden çok olmasının büyük bir günah olduğunu söylerler. Mihrapları dini tören kürsüleri üstünde resim yoktur. Ne rahipleri ne piskoposları bir kimseyi günahtan temizleyemez. Onlara göre bağışlama ve günahtan kurtarma yaşamakta olan Tanrı'nın işidir. Bir kimse pişmanlık duyarak ve Tanrı'yı düşünerek kiliseye giderse Tanrı ona merhamet eder ve bağışlar. Rahip bir dini merasimi bitirince genel olarak bir kutsama yapamaz. Ancak kürsüden iner, erkek ve kadınların önüne gelir, elini teker teker her birinin başına koyar ve Tanrı günahlarını bağışlasın der. Dualarını herkesin duyacağı şekilde yüksek sesle yapar. Bu esnada kendilerine tavsiye ve tembih edilmiş şeyler için dua ederler. Dilekleri olan şeyleri mesela bütün Hristiyan aleminin dini ve dünyevi düzeni için Roma İmparatoru, Dükler, Serbest Kontlar ve ona bağlı şövalyeler için dua ederler. Rahip dua ederken ahali diz çöker ve ellerini Tanrı'ya kaldırarak hep birlikte bizi bağışla Tanrım derler. Rahip dua ettiği sürece bu kelimeler tekrarlanır. Büyük bir huşu içinde kilisede dururlar, etraflarına bakmazlar ve ayin esnasında konuşmazlar. Kiliselerini çok güzel süslerler. Rahipler ipekli ve kadife kumaşlardan çeşitli renklerde güzel tören giysileri taşırlar. Din adamı olmayan kimseler bizde okuyup yazmışların yaptığı gibi İncil okuyamaz. Bizdekiler bir kitap görünce hemen içindekileri okurlar. Ermenilerde bu caiz değildir. Onlarda birisi İncil'i okursa Patrik tarafından afaroz edilir. Onlarca İncil'i ancak bir rahip okuyabilir. Cumartesi gecesi ve bayram akşamlarında buhur yakarlar. Rahipler ve din adamı olmayan kimseler Müslümanlar gibi yere oturmuş vaziyette yemek yerler. Rahipleri arasında vaiz verenler pek çok değildir. Çünkü hepsi vaaz vermek yetkisine sahip değildir. Bir vaiz onlarda kutsal kitap üzerinde bilgin bir kimse olmalıdır ve vaaz verebilmek için Patrik tarafından izin verilmiş olmalıdır. Bu yetkiyi haiz değilse o bir piskoposu bile cezalandırabilir. Bu vaizlere vartapet denir. Katoliklikteki legat papanın fevkalade murahası gibidir. Bunlardan çok vardır. Bir şehirden diğerine gidip vaaz verirler. Bir rahip veya piskopos bir hata işlerse onu cezalandırırlar. Zira bir rahibin Tanrı'nın sözlerini bildirdiğini eğer onu iyi bilmiyor veya anlamıyorsa günaha girmiş olacağını söylerler. Rum ve Ermenilerin düşman olmalarının nedeni Rumlar öteden beri Ermenilere düşmanlık beslerler. Bunun nereden kaynaklandığını Ermenilerden duyduğum şekilde anlatacağım. Tatarlar 40 bin kişilik kuvvetle Rum devletine saldırıp büyük zararlar vermişti. Bunlar İstanbul'u kuşatınca İmparator Ermeni kralına haber göndererek yardım istedi. Kral düşmanların sayısını sorduğunda elçi 40 bin diye cevapladı. O zaman kral, imparatora kırk şövalye göndereceğim. Bunlar Tanrı'nın yardımıyla Müslümanları yenecekler ve onları zorla memleketten kovacaklar dedi. Şövalyeler İstanbul'a geldiklerinde elçi imparatora kendisine söylenenleri nakletti. İmparator bu haberi Ermeni kralının kendisiyle alay ettiği kanaatine vardırdı. Üç gün sonra Ermeni şövalyeler imparatora gelerek düşmanla savaşmak için izin istediler. İmparator 40 bin kişiye karşı ne yapacaklarını sordu. Onlar sadece kendilerinin gitmelerine müsaade edilmesini ve kale kapısının arkalarından kapatılmasını, kendilerini Tanrı'ya emanet edeceklerini, onun yardımıyla Hristiyanlık için savaşmak istediklerini söylediler. Bu yolda ölmek için gelmişlerdi. O zaman imparator izin verdi ve onlar da düşmana karşı dışarı çıktılar. 1100 düşman öldürdüler ve aldıkları tutsakları da şehrin önüne getirdiler. İmparator ancak bu tutsakları da öldürürlerse içeri alınmalarını istedi. Bunun üzerine şövalyeler kapı önündeki bütün tutsakları öldürdü. İmparator bunun üzerine çok korktu. Bir şeyi ister istemez yerine getirilmiş olması onu endişelendirmişti. Böylece şövalyeler her gün düşmanla savaşıp her defasında büyük zararlar verdiler kısa sürede düşmanı şehirden uzaklaştırdıkları gibi ülkeden de sürüp çıkardılar. Dindar şövalyeler Tatarları kovduktan sonra imparatora çıkıp kendi krallarına dönmek için izin istedi. Fakat imparator bunları nasıl öldürtebileceğini düşünüyordu. Üç gün daha yanında kalmalarını zira onların şerefine büyük ziyafetler vermek istediğini söyledi. Tellallar çağırarak kim imparatorun sarayında üç gün süreyle yemek içmek ve eğlenmek istiyorsa saraya gelsin diye çağırdı. Her bir şövalyeye ayrı bir ev verdi ve birer bakire kız gönderdi. İstediği şey şövalyelerin bu kızlarla yatarak geride tohumlarını bırakmalarıydı. Kendi soylularına ağaçların önce meyvesini toplayıp sonra kesilmesi gerektiğini söylemişti. Onun kanaatince şövalyeleri öldürürse Ermeni kralı kendi tabiyetine girmek zorunda kalacaktı üçüncü gece bütün şövalyelerin evlerinde öldürülmelerini emretti. Denilen yapıldı. Yalnız işlerinden biri kaçtı. Onu yanındaki bakire kız uyarmıştı. Kaçan şövalye kralına ulaştı ve bütün arkadaşlarının imparator tarafından öldürülmesinden şikayetçi oldu. Kral ürperdi ve dindar şövalyeleri için çok üzüldü. Sonra imparatora bir mektup yazarak kendisine 40 bin kişi değerinde 40 şövalye gönderdiğini, Ermeni kralı olarak gelip 40 şövalye için 40 bin kişiyi öldüreceğini bilmesi gerektiğini iletti. Sonra Bağdat'a elçi göndererek Rum İmparatoruna karşı yapacağı seferler için yardıma çağırdı. Halife bizzat büyük bir kuvvetle kralı desteklemek için geldi. 400 bin kişilik kuvvetle imparatora karşı birlikte yürüdüler. İmparator bunu duyunca büyük bir orduyla onlara karşı çıkıp savaştı. Çarpışma uzun sürmedi. İmparator İstanbul'a kaçtı. Halife ve kral onu denize kadar takip edip şehrin karşısında ordugah kurdular. Kral halifeden tutsakları kendisine bırakmasını, buna karşılık bütün ganimetleri almasını rica etti. Ve öyle de yapıldı. Kral tutsakları şehrin karşısına dizdi ve 40 defa 40 bin kişiyi öldürttü. Körfez kandan kıpkırmızı oldu. Çünkü denizi kana boyayacağına yemin etmişti. Bu iş bittikten sonra bile hala evde birçok tutsak kalmıştı. Her 30 rumu bir baş soğanla değiş tokuş etti. Bunu hakaret için yapıyordu ve böylece kral 30 rumu bir soğana sattığını söyleyebilecekti. Ermeniler Hristiyanların veya Müslümanların yanında olsunlar, sadık insanlardır. Aynı zamanda usta işçilerdir. Müslümanlar altın yaldızlı, ipekli ve kadife kumaşları dokumakta ne kadar tanınmışlarsa, aynı şekilde Ermenilerin de dokumacılığı takdire şayandır. Müslümanların yanındayken bulunduğum ülkeler, şehirler ve bölgeleri dinlediniz. Kaldığım savaşları da tasvir ettim. Ayrıca öğrendiğim kadarıyla Müslüman inancından bahsettim. Buna ilaveten kulağıma gelen mucizevi şeylerden de söz ettim. Şimdi size hangi ülkelerden geçerek yurduma döndüğümü anlatacağım. Müslüman ülkesinden dönerken geçtiğim yollar. Çekre mağlup olduğunda ben de Çekre'nin müşavirlerinden bir beyin yanına gelmiştim. Fakat o çekilmek zorunda kalmış ve Kefe'ye geri dönmüştü. Kefe muhteşem bir şehirdir. Burada Hristiyanlar da dahil tümüyle altı farklı dinden olan insanlar yaşar. Beyim Kefe'de 5 ay kaldıktan sonra Karadeniz'in bir kolu üzerinden Çerkeş ülkesine geldi. Orada 6 ay oturdu. Türk kralı bunu öğrenince Çerkeş Bey'ine elçiler göndererek müşaviri ülkesinde barındırmazsa büyük bir hizmet yapmış olacağını bildirdi. Bunun üzerine müşavir Migralyenlerin memleketine gitti. Biz oraya varınca beş Hristiyan Müslümanların ülkesinden yurdumuza kaçmayı denemeyi kararlaştırdık. Çünkü Migrel memleketinden Karadeniz'e üç günlük mesafe bile yoktu. Uygun bir fırsatta beşimiz bu beyin yanından kaçarak başkenti Botan olan memlekete geldik. Bu şehir Karadeniz kenarındadır. Bizi gemiyle karşı tarafa geçirmelerini rica ettikse de kabul etmediler. Şehri terk edip atlarımızı sahil boyunca sürdük. Dağlık bir bölgeye geldik ve dört gün sonra bir tepeye çıktık. Oradan denizde kenarları yüksek yelkenli gemilerden birini gördük. Yaklaşık olarak sahilden 8 mil uzaktaydı. Geceye kadar tepede kalıp hava kararınca bir ateş yaktık. Geminin kaptanı ateşi görünce tayfaları küçük bir kayıkla tepenin üstündekilerin kim olduğunu anlamaya gönderdi. Adamlar bize yaklaşınca işaret verdik. Kim olduğumuzu sordular. Biz de Macar kralı Nibolu'da mağlup olduğunda tutsak edilmiş kişiler olduğumuzu ve Tanrı'nın yardımıyla buraya ulaştığımızı söyledik. Eğer bir kere denize çıkarsak ailelerimize ve Hristiyanlığa kavuşacağımızı ümit ettiğimizi ekledik. Önce bize inanmak istemediler ve Ave Maria dualarını ve Hristiyan ilahilerini söyleyip söyleyemeyeceğimizi sordular. Biz evet deyip hemen duaları yüksek sesle okuduk. Bunun üzerine kaç kişi olduğumuzu sordular, beş dedik. Önce bize tepede beklememizi söyleyip bizim söylediklerimizi nakletmek için amirlerine gittiler. O gemiye getirilmemizi emredince kayıkla gemiye gelip yukarı çıkartıldık. Gemideki üçüncü günümüzde korsanlara rastladık. Üç kadırga halinde geldiler ve bizi soymak istiyorlardı. Türktüler. Üç gün ve iki gece bizi kovaladılarsa da hiçbir şey yapamadılar.'' Böylece Amasra'ya ulaştık ve dört gün kaldık. Türkler nihayet bizi bırakıp yollarına gittiler. Hemen sonra biz denize açıldık. Hedefimiz İstanbul'du. Gök ve denizden başka hiçbir şey görülmeyecek kadar denize açılmıştık. O sırada bir fırtına çıktı ve gemiyi 800 mil geriye Sinop şehrine kadar sürükledi. Orada 8 gün limanda yatıp bütün yolu tekrar kat etmek zorunda kaldık. Bir buçuk aydır denizdeydik. Yiyeceklerimiz, erzamız tükendi. Ne yiyecek ne içecek bir şey vardı. Denizdeki bir kayalıktan midyeler ve deniz örümceği toplayıp dört gün bunlarla yetindik. İstanbul'a ulaşıncaya kadar bir ay daha denizde yol aldık. Arkadaşlarımla ben orada kaldım. Gemi boğazlardan geçip İtalya'ya gitti. Şehrin kapısından içeri girerken nereden geldiğimizi sordular. Biz Müslümanlar nezdinde tutsakken kaçtığımızı ve şimdi dindaşlarımıza geri gitmekte olduğumuzu söyledik. Bizi Rum Bizans İmparatoru'nun Yohan II. Palogos'un yanına götürdüler. Bizim nasıl tutsak düştüğümüzü merak ediyormuş. Her şeyi baştan anlattık. Hikayemizi dinleyince bizi teselli etti. Endişelenmememizi, bizi sağlık içinde evimize göndereceğini söyledi. Bizi ikametgahı İstanbul'da olan Patriye gönderdi. Orada Macar kraliçesinin nezdinde bulunan biraderini beklememizi emretti. İmparator onu almaya bir kadırga gönderecekti. Onunla Eflak'a gidecektik. Böylece üç ay İstanbul'da bekledik. İstanbul'un surları 18 İtalyan mili uzunluğundadır. 1500 kapısı vardır. Şehrin 1001 tane kilisesi mevcuttur. Ana kilise Ayasofya adını taşır. Cilalı mermerden yapılmış olup tabanı da mermer döşelidir. İlk defa kiliseye gelindiğinde bir kimse kendini su dolu bir kilisede sanır. Mermerler o kadar berraktır. Bütün kilise kubbelidir ve kurşunla kaplıdır. 360 kapısı vardır ki bunların 100 tanesi pirinç yani sarı bakırdandır. 3 ay sonra Rum İmparatoru bizi bir kadırgayla Kilia Sarayı'na gönderdi. Orada Tuna Karadeniz'e dökülür. Bu kalede ben yol arkadaşlarımdan ayrılıp tüccarlara katıldım. Onlarla birlikte Almancası beyaz şehir olan Akirman'a gittim. Burası Eflak'ta bulunan bir şehirdir. Oradan küçük beyaz Rusya'nın başkenti Limburg'a geldik. Sonunda Polonya'nın başkenti Krakau'ya ulaşmadan o şehirde 3 ay hasta yattım. Oradan Şasen, Şilesya ve Breslau üzerinden Landsut'a gittim. Nihayet doğduğum yer olan Münih'e vardım. Tanrının yardımıyla sonunda evime ve dinime kavuştum. Her şeye kadir Tanrı'ya ve bu konuda bana yardımcı olan herkese müteşekkirim. Artık Müslümanlardan ve onların kötü inançlarından kaçamayacağıma ve bu sebeple de Hristiyan cemaatine bir daha asla dönemeyeceğime ve ondan ebediyen ayrı kalacağıma inanmıştım. Her şeye kadir Tanrı benim Hristiyan dinine ve onun ilahi sevinçlerine olan iştiyakımı gördü ve beni vücutça ve ruhça bozulma hususundaki endişelerimi merhametiyle üzerimden kaldırdı. Bu nedenle ben bu kitabı okuyan ve okunurken dinleyen herkesten benim Tanrı'ya karşı durumumu iyice düşünmelerini ve böylece ağır Hristiyan alemi dışındaki bir tutsaklığa düşmekten korunmalarını Tanrı'dan dilerim. Amen. Türkler ve Tatarlar dinlediniz son